akşama bir program yapma. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Akşam görürsün. Sürpriz söylenmez. Seni seviyorum. Ben de. Nasılsın? Ya Kaan, bana neden ikide bir nasılsın deyip duruyorsun ya? İyi misin? Yani moralin bozuktur diye gül. Ya hayır, iyiyim. Ya gerçekten bak, iyiyim ben. Gerçekten mi? Babaannem, uyumuşsun burada böyle. Hoş geldin oğlum, hoş geldin. Kusura bakma Sultan anneciğim, seni de uyandırdık. Yok yok yok. İyi oldu uyandırdın, öyle içim geçivermiş sıcağı görünce gari. Baksana ne diyeceğim. Ben niye geldim biliyor musun? Pazartesi günü sizi kaplıcalara götüreyim mi? Abo, ne kadar güzel olur. Değil mi Gülsüm kızım ha? İyi babaanne, Kaan seni götürsün işte ya. Benim pazartesi işim var. Ya ne işim var Allah aşkına Gül? Ne demek ne işim var Kaan? Ayrıca senin de var, unuttun mu? Kamuran'ın nikahı var. Hem sen onun en yakın arkadaşı değil misin? Yani Kamuran çok iyi bir kız tabii de. Yani senin benim için yerin ayrı Gül. Ben senin psikolojini düşünüyorum. Niye? Hala niye diye soruyorsun. Gül, senin üzülmeni istemiyorum. Üf, ya Kaan merak etme. Gerçekten iyiyim ben. Üzülmüyorum. Hem o nikaha da gideceğim, o kınaya da gideceğim. Sonuçta insan kaçarak neyi çözebiliyor ki? Vay 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 vay. Sonuçta insan kaçarak neyi çözebiliyor ki? Yani nihayet bunu anlamana çok sevindim. Biraz geç oldu ama nihayet anladın. Şurada işte suyu falan oradan doldurabilirsin. Kafana göre takıl, şurası da mutfak. Tamam. Tamam, tamam sağ ol. Hadi görüşürüz. Ah, ellerine sağlık Seval. Vallahi hakkın ödenmez ha. Ya olur mu ya? Sen benim için neler yaptın? Bu ne ki? Tamam, tamam. Bu ne ya? Ah. Hoş geldin. Bak ya. Ay, çok güzel olmuş lan burası. Hadi geri kalanları da yerleştirerek. Yok Kamuran, hem hamilesin sen. Zaten ben de yoruldum bugün. Ay ne zaman yerleştireceğiz lan? Vakit mi kaldı? Nikahtan sonra.
Ablamlar gelir, bizimkiler de gelir. Böyle hep beraber bir girişiriz, biter gider. He lan, zaten yatak odası da nikah günü gelecekmiş. Ahşama monte edeceklermiş. Geldi ya da yetişecek ha. Kamura, şimdi sen burayı beğendin, sevdin. Tamam değil mi? He lan, çok güzel valla. Canım benim ya. Bu sefer sen de duruyor musun? Gitsene. Yok. Yani yok dediğim, git de siz beraber gidiverin. Ben de daha sonra yetişirim size. Niye lan? Beraber gidek işte. Niye? Şimdi benim ufak tefek işlerim kaldı. Onları halletmezsem gece gözüme uyku girmez benim Kamuran, ondan. Mesela sen Kamuran'ı da al. Gece vakti tek başına gezmesin hamile hamile. Beraberce gidiverin, tamam? Hadi. Tamam. Hadi. Biz gidelim. Hadi görüşürüz. Ne oldu da? Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bay 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 bay. Cemal, seni seviyorum lan. Hadi inşallah, hadi. Sürprize hazır mısın? Evet. Ya ama Cemal bizi böyle biri görmesin ya. Yok yok, arkadan gideceğiz tarlalardan. Kimse görmez. Hadi gel. Burası neresi Cemal? Burası evimiz. Ne? Bizi bekliyor. Ya yarına kadar görmeyeceğim seni. Çok özleyeceğim. Ben de. Ama yarını bir atlatalım. Ondan sonra hep senin. Seçkiler yok, gel. Tamam. Sen git, ben geleceğim peşinden, tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çek onu çek, şeytan doldurur ya. Korkak ya, salak. Vurur muyum lan salak? Vursam çoktan vururdum. O ne lan? Nereye gidip durdunuz öyle? Doğa yürüyüşüne gidiyoruz. Doğa yürüyüşüne sen de mi gideceksin lan? Allah Allah ya, ne demek? Ben bu köyün erkeklerinden değil miyim Nurten? Hayret bir şey yani. Benim neyim ehsi? Aynı şöyle beraber biz de katılacağız yani yürüyüşe. Lan Mansur da gidip durmuş da doğa yürüyüşüne. Garılar beni arayıp dururlar. Diyorlar ki yılbaşı gecesi Bünyoş çok güzel program yapıverdi. Bu gece de Gına da Bünyoş çalıversin dediler ya. Benim ha? Ne işim var affedersin karların içinde Nurten? Gına gecelerinde falan iyice şaşırdın kendine ha. Lan bana bak. Asıl senin doğa yürüyüşüne ne işin var lan? O da Niyazi'yi göreceğim, psikolojini iyice bozuluverecek. Niyazi'yi görüyorsun aklına araba geliveriyor. Niyazi'yi görüyorsun aklına araba geliveriyor ya. Ya araba değil mi? Lütfen vallahi kendimi psikolojimi bozdun yine değil mi araba ya? Bak, bak. Enişte, galiba babam haklı. İyi lan madem. Git tamam, sen git. Git hadi. Cemal'e söyle, durumu anlat. Yanlış anlamasınlar yani, durumu anlat. Yüz yüze bakacağız, adamla şey yapmasın yani. Tamam, herkese teker teker selam söyle benden hadi. Tamam, hadi bakayım. Hadi ben de açtım o zaman.
Hadi kolay gelsin. Ben buradayım. Merak etmesinler beni. Aç. Ay deliler beni Yuşum. Bak oraya gidecektin. Araba gelecekti aklına. Vallahi araba değil mi? Vallahi bu sefer ayağından vurur Rüter ha. Delirttin beni. Sus kız. Araba. Ayağından vurduracağım beni. Katil edeceksin ya. As sen as be. Elinden gaza çekecek sonra. Tutarmasın Rüter. Tamam ne? Ne gittiniz lan? Sorma ne ya? Vallahi mi? Vallahi. Ha. Bey geldi. Ben hem bomboyla geldim. Evet, doğa severler. Hazır mıyız? Hazır. Ekim. Bunlar ne lan? Şeyle gelmişsin bir dünya malzeme. Kap malzemeleri Sıddık. İşte çadırlar, uyku tulumları, ateş için odun, çırağı falan. İyi de arkadaş, odun deyip durun sen. Ormana giden adam odun mu götürüyor? Arkadaş, biz doğa dostu bir yürüyüş yapıyoruz. Yani bu doğa dostu yürüyüşte hiçbir şeye zarar veremeyiz. Kesinlikle. Ağaç falan kesemeyiz yani. Asıl bu tüfekler nedir ya? Yedi bin sene yürürken boşu yürümeyem diye verdik, avlanırız dedik. Olmaz. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Yani biz hiçbir şeye zarar veremeyiz. Biz doğa dostuyuz, olmaz. Asıl senin o dediğin mümkün değil. Ya hekim, sen yanlış anladın. Şimdi doğaya gidiyoruz. Vahşi ortam. Vallahi ansızın. Ayısı var, kurdu var, tilkisi var, cakalı var. Bir saldırır, vallahi yerler bitirler, dişlerin kalır. O yüzden korunuyoruz biz, o yüzden. Tamam. Yani şey için diyorsunuz, korunmak için. Tabii canım, tabii yani. Sadece korunma amaçlı. Yoksa öyle biz canlıyı ateş etmeyiz yani. Şey yok. Muhtar Bey, buralarda çok ayı var mı gerçekten? Tabii oğlum, bizim buralarda çok yabanıl hayvan var. Ayı çıkabiliyor, kurt çıkabiliyor, her şey çıkabiliyor. Alalım silahları tabii oğlum. Korunmak için sakıncası yok. Cemal de geliyor. Ben de tam soracaktım Cemal nerede diye. Cemal! Gel lan gel. Gel bakayım. İşte damadımız da geldi. Evet. Cemal kardeşim, sana olağanüstü bir bekarlığa veda partisi organize ettik. Hem de her şeyi ben sponsor oldum, biliyor musun? Unutamayacağım bir gece olacak arkadaşım. Yani Kamuran'la ertesi gece yaşayacak. Hesaba katmazsın. Evet, o zaman beyler hazırsak buyurun arabalara. Önce arabalarla gidip bir kamp yeri bulacağız. Ondan sonra da trekking dediğimiz doğa yürüyüşüne başlayacağız. Trekking. Trekking. Evet. Ve bu doğa yürüyüşünü bitirdikten sonra kamp yerimize döneceğiz. Ve çılgın eğlencemize başlayacağız. Doğru falan değil mi? İndir. Doğru. Şşş. Enişte nerede lan? Enişte? Ha. O değil lan. Öbürü dengesiz olan. Bünyamin. He. O mu? O gelmiyor. Gına'ya gidecekmiş. Gına'ya mı gidecek? Lan erkek adamın ne işi var Gına gecesinde? Nurten sağmamıştır lan onu. Öyle evde oturuyor. He, abam göndermedi. Gına da türkü mü şarkı mı ne söyleyecekmiş. Neyse arkadaşlar, Bünyamin kadınlar matinesine katılsın. Biz de kendi erkek işlerimize bakalım değil mi? Hadi lan hadi yürüyün gari, yürüyün bakalım. İyi eğlenceler size hadi. Siz gelmiyor musunuz Muhtar Bey? Yok, ben Sultan Ana'yla benim acık işlerim var. Onun emiri demiri kesiyor biliyorsunuz. Onun için kalmam gerekiyor benim. Hay Allah. Evet, neyse. Evet, ekip. Hadi bakalım. Hadi. Plan aynen konuştuğumuz gibi. Tamam. Aynen konuştuğumuz gibi kardeşim. Hiç merak etme, gittiğin yeri mesaj at bana yeter. Sen hadi şu bakalım. Anahtarı da alıver. Tamam, hadi kazan mübarek olsun. Sıddık! Sıddık, ben de sizin arabayla geleyim ya. Merak ediyorum, hiç binmedim ona. E gel. Tamam, hadi gel. Gel, kendine bak. Hadi, dikkat edin lan. Dikkat edin. Şeytan dolduruyor ha, dikkat edin. Hadi bakalım. Gel lan. Tamam Nurten, yürü. Çok mu ağır lan? Bırak ya, bırak sen, bırak. Kendi işine bak Nurten. Allah. Yavaş lan, yavaş. Çekil ha. Nurten. Anamların odası olmaz lan. Gelmenin odası da olmaz. Nurten ne diyorsun ya? Şurada çalıymış da ne odası, anamların odası falan? Aa, kadınların içinde ha, olmaz. Vallahi bak orgu vururum kafana Nurten ya. Allah'ım Mevlüt mü ya bu haremlik selamlık? Şurada çalaymıştı ya. Beni sokma odalara. Olmaz lan olmaz. Kadın abi yakın adı çık kıdı çık kıdı oynayacaklar. Şimdi sen erkek varken rahat ederler mi? Edemezler. Hay çık kıdına ya. Hay çık kıdına ya. Ne yapacağım? Nerede çalacağım ben? Ne o ya?
Ay Nur, sen orada çalınır mı ya? Çalınır lan. Hadi bir yeş. Yürü hadi tamam çık. Hadi gel. Çekil. Abi iyice aç. Açtın Allah korusun bir şey olur orama bak. Ağla bunlar. Dur ya. Yavaş Nur sen ya. Aman büyüyorsun. Ah değil mi? Geçim dikkat et. Yok yok seni yaktım ne seni yaktım. Allah seni yaratmışsın. Anne gibi. Vay vay geçti. Ne yaptınız sen? Aferin lan. Aferin lan. Şşş güzel şey çevir onu elini yapmaz bir şey. Daha doğacı birazdan. Tamam yani. Aferin lan Celal. Aferin lan. Tamam. Lan hadi yiyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Yılan mı? Tamam işte. Ya. Yılan mı? Yılan mı? Yılan mı? Dere geliyor dere ya lelel ya lelel kumunu sere sere yarelellim. Dere geliyor dere ya lelel ya lelel kumunu sere sere yarelellim. Al beni götür dere ya lelel ya lelel yarın olduğu yere ya lelelli. Al beni götür dere ya lelel ya lelel yarın olduğu yere ya lelelli. Amanın aman aman zamanın zaman zaman bizim düğün ne zaman ya lelelli. Amanın aman aman yamanın zaman zaman bizim düğün ne zaman ya lelelli. Dere geliyor dere ya lelel ya lelel kumunu sere sere ya lelellim. Dere geliyor dere ya lelel ya lelel kumunu sere sere ya lelellim. Al beni götür dere ya lelel ya lelel yarın olduğu yere ya lelellim. Al beni götür dele yar elel yar elel yarın olduğu yere yar elelli. Of of aşağıdan gelir çırkmen boyunu aman aman. Selviye benzettim yarım boyunu. Amanine yandım, amanin, amanin, amanine yandım. Tiridinge, tiridinge, tiridinge bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tiridinge, tiridinge, tiridinge bandım. Of of! Nürçin! Nürçin! Ya. Allah cezanı versin Nurten oynama karşımda. Ne var lan? Neyi ne var ya dıktınız beni bu odaya ölüyordum değil mi? Boğazıma kaçtı şey susuzluk hadi vurdu boğazımı. Bitti lan bir işin çok güzel çalış. Valla çok güzel çalış. Yapma oynama şimdi. Of of sabahdan erken çifte giderken aman aman orada dökmen öküzün tarla. Düştü gördüm amanın ayandım amanın 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 ayandım tiridinge 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 bandım bedavamı sandım para bedim aldım tiridinge 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 bandım. Bayağı iyiydi. Ya. Açık hava ben sen iştahını yerine getiriyorsun. Yavaş lan. Peki. Buluşma yerine geldim kardeşim. Ada bekliyor. Oh. Çok yedik ya. İyi ben biraz yürüyeyim o zaman. Ben seninle geleceğim. Yok
Gerek yok ya, ben giderim. Ya yok yok, olur mu canım? Hayatta seni yalnız bırakmam. Sen daha ağzındakileri bitirmedin. Onun için sen kal, ben giderim. Hayır canım, ya bak. Bak bitirdim, gördün mü? Hem bu şey doğa yürüyüşünde kimse tek başına gruptan ayrılamaz. Yanında en azından bir kişi olması gerekiyor. Yani partner gibi, ne bileyim askerlikteki buddy gibi yani. İyi, gel. Tamam, gel. Ha, Cemal. Yanında Naima da gurtlu var, ayısı var. Biliyorsun yani, vahşi ortam. O ne? Ha. Yok, yok bir şey yok. Korkma sen, korkma. Hadi git. Korktuysan gelme. Hayır canım ya. Tamam. Ne korkması canım? Ben bir doğa insanıyım arkadaşlar, lütfen yani böyle. İyi, gel, gel, gel. Lan bu da ne tırsak çıktı bana, ne dese bile iyi mi? Yüksek yüksek tepelere kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Ya işte Cemal, gördün mü? Başlarda sana biraz fazla yüklendim ama bence en sonunda en güzeli oldu. Çünkü sen Kamuran'la çok mutlu olacaksın, biliyor musun? Gerçekten, çünkü Kamuran seni çok seviyor. Seni dünyanın en mutlu adamı yapacak, buna emin ol. Kim o? Ha? Ne? Mesaj mı? Fotoğraf mı? Ne o? Kim? Şey, Kamuran. Neden fotoğraf yollayıvermiş de. Gördün mü bak. Yani bu kız seni düşünmeden bir dakika bile geçiremiyor dostum ya. Bir saniye bile, ama bu çok doğru. Çok mantıklı çünkü... Düşünsene yani yıllardır hayalini kurduğu bir şey var. Ve bu en sonunda onun oluyor. Ya harika bir şey değil mi Cemal ya? Bu harika bir şey değil mi? Değil mi Cemal? Değil mi? Ayılar falan kalmış olmasın bunu? Cemal! 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 Dur! Ha! Nereye gitti bu herif ya? Cemal! 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 Bir şey var ayağım adam. Domuz mu lan o? Çok acıyor ya, çok acıyor. Bak. Cemal. Neredesin lan? Bir tüfek sesi oldu, ne olup duru? Ya Niyazi. Dişçi burnunu verdi herhalde. Ne?
Allah canını almasın. Kim vurdu lan? Ya ne bileyim, bilmiyorum işte. Gidip bakacağım şimdi. Lan ben seni bekleyip durum burada. Hani kaçacaktın, ortadan kaybolacaktın Kamuran'ın nikahında. Ya Niyazi, adam vurulmuş. Ben nereye kaçayım? Ben ortadan kaybolsam demeyecekler mi? Bu adamı Cemal mi vurdu, nereye kayboluverdi diye? Ha? He, bu da doğru. Tamam, şimdi sen beni bekleme. Ben haber vereceğim, arayacağım seni, tamam? Tamam lan, bana haber ver mutlaka. Tamam, tamam, hadi. Allah canımızı almasın ya. Bir şey olmuş olmasa bari. Çok neydi? Canım yanıyor beyler. Çok... Abo, lan bir dönüverdin. Bakıveren, nasıl vuruldun? Ne kadar vuruldun? Ne münasebet, hayatlı olmaz. Yani hayatlı... Ya Aki de şimdi kan kaybından ölmeyeceksin, olur mu öyle? Ya ölmeyeceğim ne yani? Siz benim bir tarafıma bakınca mı ölmeyeceğim ya? Ya bir ambulans falan çağırın. Lan dağın başına nasıl gelsin ambulans? Beyninden ne vuruldun sen? Ne oluyor lan? Ya dişi vurulmuş şeyden cimak biraz. Kim vurdu? Valla kim vurdu bilmiyorum ama oradan bir yerden ateş geldi. Aa, çok canım yanıyor ya. Hem biz de orada oturup duruyorduk. Bu bağırmaya başladı. Yetişin yetişin diye de ona geliverdik. Bilmiyoruz yani. Ya hekim, sen kim vurduya gittin galiba. Ya abi sen bir bakıversene ya, sen anlarsın hadi. Kaan, dön de bakıveren hadi. Olmaz. Ay. Niye? Tanıyor arkadaş ya, şuna bak ya. Allah Allah Kaan, bu işleri en iyi senin bilmen lazım. Dön, bunda utanma olmaz. Hadi. Olmaz. Ne olmaz, dön hadi. Olmaz hayatta, hele sana hiç asla acımak. Hele bana dön. Hayır. Ne yapıyorsun ya? Yavaş, yavaş. Pardon, özür dilerim ya. Saçma. He? 7 tane. 7 tane mi? Çok saçma ya. Onu diyorum işte, saçma. Çok saçma ya. Hadi bir an önce arabaya yükleyin de. Tamam. Hadi lan, hadi. Hastaneye. Ne oldu? Hadi, çabuk. Yavaş, yavaş. Tamam. Bağırma. Tamam, bir şey olmaz oradan. Gel. Dur lan, bir dakika. Hani ya da benim 50 gram pırasam, pırasam, 3 mum yaksam, Konya'yı harasam. Oy, oy, on yalım yürü, yürü de yavrum yürü, İstanbul üstüne. Şimdi de buradan geçti, o bardan öndürü, yürü yavrum yürü, İstanbul üstüne. Dedik ya. Aa, niye su verdin? Bir ben bakıverem. Ne oldu ya? Niye su verdin Münyoş'u? Nurten iflan kurusun ya. Hala niye sustun diyorsun ya? Kız 2 saattir burada aralıksız çalıyorsun. Bittim Nurten ya. Vallahi öleceğim. Buraya tıktınız beni küçücük odaya. Tımarhaneli ki manyak gibi burada çalıp duruyorum Nurten. Yiyecek mi yiyecek bir şeyler getir ya. Vallahi acımdan öldüm Nurten ya. Tamam ben tamam, getir bir herhalde. Yapma ya, yapma Nurten, git. Hadi. Allah'ım yarabbim ya. Enişte. Lan Kemal. Oğlum neredesiniz? Gelip beni alın mı? Manyakların içinde kaldım burada. Bayılacağım ya. Çabuk hadi. Gelin artık hadi ya. Asıl sen bana yardım et. Dağdayım emme. Dardayım. Yalanım yok. Oğlum ne oldu yine? Ne yaptınız? Dişçiyi vuruverdim. Oğlum niye vurdun lan dişçiyi? Ya enişte çiş ederken oluverdi. Baktım fena adam beni hareketleniyor bir şeyle. Hayvan sanıverdim. Vurdum dişçiymiş. Ne edeceğim ben? Öldü mü ne yoksa adam? Bilmiyorum. Hastaneye götürüveriyorlar. Sen niye orada kaldın ya? Enişte ben arada kaynayı verdim. Hiç kimse bilmiyor benim vurduğumu. Emme her an meseleye uyanabilirler. Ne edeceğim ben benim vurduğumu anlarlarsa? Ne diyorsun? Kaç oradan. Kaybol orada. Ortalıkta dolaşma. Kaç. İşte nereye kaçacağım? Oğlum ne bileyim ben nereye kaçayım? Beni bağırtma lan. Ben duruma bir hakim olayım. Ben seni arayacağım. Haber vereceğim sana. Hadi kaç. Tamam enişte. O zaman ben ormanın derinliklerine doğru gidiyorum. Yallah kaç.
doğru bir şey yap hayatında. Durum benim. Kimi arayayım da öğrensem bu durumu ya? Kim bilir öğrensek durumu ya? Ha, tamam mı? Cemal. Cemal. Ha Cemal nasılsın ya? Bacanak. Ya şimdi bekar gecene gelemedim. Kusura bakma, burada kadınları oynatıyorum ya. Ondan şey yapamadım yani. Böyle bir arayayım dedim. Ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Vallahi Bünyamin hiç iyi değiliz. Kaan vuruldu. Kaan'ı vurdular. Hastaneye götürüp düz. Ne? Kaan mı vuruldu? Allah Allah ya. Oğlum bana niye haber vermiyorsunuz ya? Öldü mü? Yok yok, hala beceremediniz bütün köy. Bütün köy beceremediniz. Ben yaşıyorum hala. Allah Allah ya, bana niye dikiliyorsun? Sanki ben vurdum seni ya, lafa bak ha. Ya tamam Bünyamin, kapat hadi, sırası değil. Kapat. Kapat şunu Mahsus. Hadi hadi yürü. Hadi. Ya işte bunu. Yarabbim dişiye bak, bana taktı kafayı ya. Manyak mıdır herif? Sanki ben vurdum ya, oynar başlıklı artist. Kemal ha, yallı Kemal ya. Hem kendini bitirdi hem ailemizi toptan bitirdi ya. Tam yallı ya, tam yallı. Bünyamin ağzı dili kurumuş, acık vermiş de bir lokma bir şey götürem dedim yani. Anlasın ya! Ne yapıyorsun kız, manyak? Nereye gidip durun lan sen? Nurten bunaldım, daraldım ya içeride. Nefes alamıyorum Nurten. Karınlar hamamı gibi oldu yani. Çıkıp soğukluğuna biraz hava alacağım. Vallahi nefesim kesildi ya. Lan hani karnın acıkmıştı, yiyecek bir şeyler getirip durun ben sana. Nurten istersen yere yatayım, köpek gibi bütün yemekleri yerde yiyeyim istersen, o kadar insan içinde. Damat hani oynayıverecektik de o da indi. Ha. Vallahi ana kendiniz çalın, kendiniz oynayın ya. Vallahi daraldım, ben bittim ya. Benimle uğraşmayın biraz. Çekil gene lan. Aha mahallelerine bak şunların ya. Psikolojisi bozuldu, verdi de onun. Aman o gitsin, bizim neşemiz bozulmasın. Kalkın kalkın, hep beraber oynayıveren hadi. Doğan yavrum yürü, yürü yavrum yürü. Arayacağım, bekle. Oh. Aa, Gül. Ne yapıyorsun sen burada? Abla, Allah aşkına gidelim artık ya. Çok sıkıldım. Ay vallahi bana da yetti, dıngır dıngır. Dur sen. Babaannemle Sude'yi alıp geliyorum ben. Hı, tamam. Tamam. Allah Allah. Ters bir durum mu var acaba? Biz böğünü içmeyeceğiz de ne zaman içeceğiz ya? Ne zaman içeceğiz? Biz böğünü içmeyeceğiz de ne zaman içeceğiz ya? Tamam dur, bağırma. Bizim çocuklar evlenince dürüm olmayacağız mı ya? Olacağız. Lan gel bir öpeyim ben seni be. Oh. Yusuf. Üstüme bak ya. Yusuf. Ha. Biliyor musun? Bak. Bir kadar Allah var. Ben seni çok seviyorum ya. Yusuf'cum ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok sevip dururum ya. Çok sevip dururum ben seni. Beni ha. Yusuf. Ha. Biz çocukla evlendiği vakit sultanın tarlanın yerisini bana verecek ya. Oğlum sen hayvanların yarısını benim vereceksin ya, benim vereceksin. Sultanın hayvanların yarısını sana verecek ya. Ben verecek tabii. Versin ya. Versin tabii ya. Versin. Helal olsun, sana versin. Sana vermeyecek de kime verecek Yusuf ya? Abi ya,
Ver tarlan yaz da senin olsun. Feda olsun üstüme. Yusuf. Feda. Yusuf. He. Öpeceğim. Öp. Oh. Oh. Kardeşim benim ya. Gel. Bul bakalım. Al bakalım. Geldiler. Tamam, geçin tamam, kardeşim. Pardon. Geçin yanın şöyle. Sındık geçin öyle. Geldik. Hah, getirin bakalım. Getirin. Aman beni öyle kafam şişti. Aman hatırladılar kendilerini. Oyunda oyun. Şakadık. Gel ben yatırayım seni babaanne, gel. Yatır. Alo. Alo Niyazi. Ya Cemal'i aradım bugün, meşgule attı. Ne oldu, ters bir durum mu var? Kaçamıyor mu? Yok yav, kaçamıyor. Ormanda kaçıp benimle buluşacaktı. Ama dişçi vurulmuş. Dişçiye yardıma geliverdi. Ne? Kim vuruldu? Ya dişçi işte ya. Kaan yok mu? Aa, kim vurdu peki? Onu bilmiyoruz. Durumu nasıl? Vallahi dişçinin mabadında 7 tane delik açılıvermiş. Senin anlayacağın dişçinin mabadı kevgire dönüverdi. Mabat ne ya Niyazi, ne diyorsun anlamadım. Mabat işte ya, Allah Allah, ne desem ayıp kaçacak indi. Ya üstüne oturduğumuz şey işte ya. Sandalye mi? Yok, koltuk. Allah Allah, kase-i fafur. Ya Niyazi, kase-i fafur ne yani, anlamıyorum, bir söyler misin ya? Ya Allah'ım, ya Rabbim ya, şey işte ya, gabası, gaba etinden vuruluvermiş. Ya Gül, telefonla dinleniyor. Yavuz bir siyasetçi olarak ağzımı bozduruvereceğim benim ya. Ya Niyazi, açık konuşur musun Allah aşkına, anlamadım. Allah canına anmışsın ya, ***'den vurulmuş. Tamam, tövbe, tamam, hadi dur, ben arabayla geliyorum şimdi o zaman, bekle. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Baban nerede acaba? Hüsnü. Ana. Ana ne kokup durur böyle? Kız sıkkın kokuyorum. Ne olmuş ki bunlara? Hüsnü. Tutur seni. Yusuf abi. Ah, geldik mi? Sussana. Gel baba. Dikkat. Kardeşim, nereye gidiyorsun? Hüsnü, dikkat. Dur, adamın şeyi yüzücüm. Gel bakalım. Yüzüm abi, dolandın. Düğün oldun, dur. Çok iyiyiz, maşallah. Çok iyiyiz. Telliyim. O zaman ben de gireyim ya. Çok iyiyiz maşallah. Ben gidiveren. O zaman ben de gidiveren seninle de. Geleyim seninle, geleyim ben de seninle. Nereye gidiyorsun sen? Adam yalnız başına mı gitsin ya? Gitsin tabii Yusuf abi, gitsin, Esma bekler. Sen nereye gidiyorsun? Saat kaç saat? Kaç oldu saat ya? Allah Allah, sen yürü bakayım odana. Yürü bakayım yedek odasına, yürü koyu. Sen gidebildin mi? Giderim. Maşallah çok. Oh. Oh. Kardeşim benim ya. Kardeşim. Hadi bakayım. Hadi şuraya koy. Bırak sen, hadi ben. Toplayacağız biz onları. Benim ayağımın şey vardı. Ha, orada bak Yusuf abi. Dur. Hızlıcım dur. Baba sen nereye? Ya dur, geliyorum ya. Vallahi yüreğime gidecek. Allah'ım.
Yaşa basmadan git de. Adam şeyi giymedi ya. Ya o şey, o gider. Yok, gider. Yok, gider. Baba. Adam gitti ya. Çok ayıp olur mu şimdi? Yok, ayıp olmadı. Hüsnü, Hüsnü sen de yatağa hadi. Hadi, hadi bak sen nikah var yerine erken kalkacak. Hadi güle güle. Hadi güle güle, dikkat. Bitmedi bir anda. Sık, sık dişini Kaan. Az kaldı, son iki tane. Ay. Cemal, ya senden bir şey rica edeceğim. Bu pozisyon aramızda kalacak, tamam mı? Olur mu? Tamam tamam, sen onu takma hiç kafana. Yalnız iyi ki böyle kalın pantolon giymişsin. Daha fazla derine girmemişler, sen ona şükret. Cemal Altay. İşiniz bitince bir yere ayrılmayın, ifadenize başvuracağım. Tamam, bitince gelirim. Bitti mi? Bitti mi? Bitti sonunda. Anacığım. Ne iş var burada ya? Muhtar, ne oldu ya? Doktorun durumu ne? Ne yoksa öldü mü? Ulan ağzından yel alsın, ne ölmesi ya? Bir şey yok. Şeyinden, gaba etinden vurulmuş. İçeride ayakta tedavi veriyorlar. İyi bari ya. Sen niye geldin buraya? Allah Allah ya. Yani netice itibariyle bizim koyun doktoru yani. Niyaz, merak ettim, geldim yani. Neyse sen burada dur bakalım. Ben şey yap, geleceğim ben tekrar. Hadi. İyi, hadi, tamam, hadi, tamam, şey yaparsak. Hadi yürü. Tam yürü. Orada dur, hadi. Tamam, tamam, fazla çıkma. Tamam. Ne? Ne oldu, ne ettiniz, ne durum? Ya saçmaları çıkarttılar, şimdi pansuman yapılıyor. Bir şey kalmadı fazla. Ey tamam, sen hemen ortadan kaybol. Hemen kaybol. Bünyamin falan burada. Görürler, mörürler, maazallah. Nikah masasına oturmak zorunda kalırsın Kamuran'la. İşte ama kaybolamıyorum çünkü ben içerideyken polis geliverdi. Benim ifademe başvurulacak. Şimdi polisin yanına gidiyorum ben de. Allah canını almasın ya. Ey tamam, git ifadeyi ver. Burada bekliyorum ben seni. Hadi, hadi. Tamam, bir bakıver gitmiş mi? Tamam, gitmiş, yürü. Hadi, hadi. Ulan Cemal. İlla oturacaksın değil mi Kamuran'la nikah masasına? Ondan sonra Niyazi olacaksın. Rıza, bak sana onca zaman dolapta duruverdi. Hiçbir şey olmamış ha. Kız ne olacak? Millet 40 yıl sonra anasının gelinliğini giyip duruyor, değil mi? Ya abla, kız ben çok heyecanlıyım ya. Cemal'la zorla da olsa evleneceğim artık yani. Kız zorla morla, ah ne olacak yani? Hem ne kadar Gül gelmemiş olsaydı, Cemal sana, sen Cemal'e çoktan alışmıştınız. Gül gibi geçinip dururdunuz. Yani su akar yolunu bulurmuş neticede. Biz amacımıza ulaşıverdik değil mi? Önemli olan da bu. Ha, aba. He. O raporu Cemal'dan önce alman lazım ha. Doğru. Bak gerçek anlaşılırsa bütün köye rezil oluruz. Cemal de nikahtan vazgeçiverir ha. Allah korusun, sabah ilk iş onu ben halledivereceğim. Tamam tamam, iyi hatırlattın. Allah Allah. Hadi arkadaşım ya. Alıp. Yavaş ya, yavaş, Allah Allah ya. Hareketlere bak, 10 saattir bekliyoruz kapıda yani. Bekleme salonum içerisi. Alo enişte. Ha, Kemal neredesin lan? Ormanın içine doğru yürüyüp durum enişte. Şarjım bitmek üzere. Her an kapanabilir. Yılan geldiğine şanslısın yani. Ucuz kurtardın hadi. Ucuz mu kurtardım? Bir şey olmamış da hafif yaralanmış hadi. Neredeyse dön geri hadi. Lan kapanacak zamanı buldum.
Gideceğim lan ben şimdi. Köye nasıl döneceğim? Ne akşam akşam ormanda kaybolmasak bari ya. Kemal! 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 Canını almasın, şarjı bitti ya. Kaan'ın pansumanı yapılıyor. Cemal de polise gitti. İfade veriyor. Ne? Polise mi? Hani kaçacaktı? Hani kaybolacaktı ortadan? Ne oldu? Ya vallahi aşkına Cemal'in işlerine akıl sır eriyor mu? Ben de dedim kaybol ortadan dedim. Göcekle indi sen dedim. Dinlemiyor ki. Dinlemiyor beni. Pisi pisine oturmak zorunda kalacak. Kamuran'la nikah masasına. Ya ne yapacağız Niyazi? Ne bileyim ben. Bekleyeceğiz. Otur ya. Elbet biriniz vurdu bu adamı. Böyle yaparsanız hepinizi atarım içeri. Kim vurduysa söylesin. Ya memur bey, içeri atarım dediniz de. Hani bizi içeri atsanız tahmini ne kadar kalırız içeride? Vallahi en az yarın akşama kadar kalırsınız. Yarın akşama kadar? Evet. Biz hiçbir şey yapmamışken yarın akşama kadar niye içeride kalıyorsun? Ha, senin mi geldin torun hanım ya? Tabii merak ettin Diçi, normal yani. Var mı haber falan bir şey? Yok işte, biz de bekliyoruz böyle. Bekleyelim bakalım. Aha gelip dur o. Kaan geçmiş olsun ya. Gel gel maşallah. Kaan geçmiş olsun. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Çok iyiyim. İyi, iyi ya maşallah. Maşallah. Gül Bünyamin ne yapıyorsun? Ben çok iyiyim Gül. Çok çok iyiyim. Sağ ol. Yani buraya benim için gelmen beni çok sevindirdi. Çok çok güzel bir hareket. Çok sağ ol. Tabii gelecek yani. Allah Allah yani. Ne de olsa eski nişanlık durumu var. Daha fazla yorulmayın. Odanıza geçelim, biraz dinlenin. Evet, evet. Gül, istersen odama da gel. Gelin yani bir çay falan içeriz, laflarız. Tamam tamam, geliriz ya. Önemli değil. Çay kahve de, çay nasıl içeceksin? İçemiyor muyum? Niye? Şimdi üstten çayı içeceksin, alt delik deşik. İçtim, ışık ekme. Işkırlar. Gidebilir miyiz artık? Şimdi resmi çıkarıyorum. Hadi geç geç. Boç boç ya, dayanıklı maşallah. Tamam tamam, sırtında bir şey yok dediler ya. Ne olacak hadi. Ya Bünyamin sen niye geldin? Neden buradasın? Allah Allah. Ayıp yani. Bir sürü olay olmuş ya. Niye gelmeyeyim yani? Hem bacanak da burada benim. Bacanak? Cimal. Benim bacanağa bakmaya geldim yani. Bacanaktan şey yapayım, haber alayım diye geldim de. Niye? Ama vallahi de geliyorlar. İyi insan lafın üstüne geliyor dışarı. Allah. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, tamam mı? Bir dakika. Cemal, ne olup durun? Ha. Yok bir şey Niyazi. Gözaltına alınıyoruz. Ne? Nasıl ya? Nasıl ya? Ya işte Diçi vurdu beydi, biz mangal yapıyorduk. Bize attılar sucuk. Bir parak kavurdu. Mangal yapıyorduk. Ya, sucuk var, domates var, bunlar var. Biz yemekteyken ne olabilir? Ben ne yapalım? Siz bilin. Beyler, lütfen. Ya olur mu canım öyle şey? Olmuş bir kere ya. Ne güzel gözaltına alınıp durula işte. Niyazi ne diyorsun sen ya? Bak zaten kul haklı ya. Yani Cemal'in yarın nikahı var yani. Lütfen rica ederim. Yanlış olmaz böyle ya? Evet, abim yarın evleniyor ya. Ondan sonra sıra para gelecek. Bebeler yapacak, para gelecek sıraya. Beyler yarın mahkemeye çıkana kadar gözaltında kalacaklar. Arkadaşım bak, yanlış işlem yapıyorsunuz bak. Yapmayın ya. Ne bağırıyorsun kardeşim devletin memuruna? Memur diyor ya. Ya ben de memurum. Memurluktan müsvati adamım. Lütfen böyle adam mı alınır ya? Hayret küçük çocukları. Hadi ya sıkıyorsa alın ben hadi. Alabiliyorsanız beni alın bakalım hadi nasıl alıyorsunuz. Seni de alalım o zaman. Al Niyazi. Buyurun buyurun. Ya bir dakika. Allah Allah. Buyurun. Ya Allah cezasını versin be. Ya ben ne yaptım? Yürü. Hadi yürü. Yürü.
acaba? Abi yavaş ya. Ya Konya'lı ya. Biz bir tahmin etmiyoruz. Bu adam Konya'lı, Ankara'lı tanıkları vardır diye falan ya. Öyle bileyim bari ya. Hadi hadi. Allah Allah. Hadi. Dur yavaş. Ya korktum ya. Vallahi bir yakalandık ya. Neyse yırttı. Nasıl yırttılar Niyazi ya? Nasıl yırttılar? Ya şimdi bunları en fazla yarın akşama kadar içeride tutarlar. Mahkeme tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıverecek bunları. Çünkü ortada gazayla adam yaralama var. İçeri atmazlar bunları. En fazla yarın akşama kadar nezarette tutarlar. Emin misin? Emin mi ne demek ya? Ben yavuz bir siyasetçi olarak kanunları çok iyi bilirim. Sen sevin Hindi, sevin. Cemal içerideyken Kamuran'la nikah olamaz. Hadi gene eğilsin. Cemal'le Kamuran nikahı düşüveydi. Ben de gidem de karakolda yanlarında olan bunlar. Tamam Niyazi, sen git, benim de ufak bir işim var. Ben de gelirim yanına. Ne işin var kız? Sakinleştirici vurduracağım Niyazi ya. Allah Allah, stresim var. Ya tamam ya, Allah Allah, ne bağırıyorsun? Hadi ben bekliyorum seni karakolda, hadi. Daha da ayıp ya. Küçücük yere kaç kişi birden. Yani nasıl gideceğiz buraya küçücük yere? Bu olmaz yani. Yapılan muameleye bak. Yeminle bak, İçişleri Bakanlığı'na şikayet edeceğim yani. Ayakkabımızdan bütün kemerimize kadar her bir şeyimizi aldılar ya. Bünyamin. Ya ama katil muamelesi yapılıyor bize. Neyi Bünyamin ya? Bünyamin. Biraz sus sen. Oğlum sen şaka mı zannediyorsun lan? Tutukluk neydi lan, bir tutukluk lan? Uzun lan, uzun. He, uzun tutukluk diye bir şey. Allah muhafaza, buralarda çürür gideriz ya. Niyazi nerede o Niyazi? O niye geldi? Onu da getirsinler o zaman. Yani Niyazi bizimle miydi? Oğlum ben de değildim. İyi de sen kendin kaşını verdin. Ya Allah Allah, kusura bakma da Cemal. Sen ne değişik, ne rahat bir adamsın ya böyle ha? Nikahın var. Hiç yani yokmuş gibi hareketler ediyorsun böyle. Ne olacak nikahın? Kader. Kader Bünyamin, önüne geçemiyorsun. Ne yapalım? Kader. Kader, Kader Bünyamin. Allah Allah. Şu anda yani kader şeyi yapılacak zaman mı yani Cemal? Aman ya Rabbim ya. Yok dayanamayacağım ya ben. Allah daraldım ya. Memur Bey! Memur Bey! Ne var? Ne bağırıyorsun ara? Bağırmadım ya. Eho yapıyor ya. Oldu. Ya mümkünse telefonu alabiliyor muyum? Ne yapacaksın telefonu? Telefonla şey yaparım ya, biraz daraldım da oyun oynayayım diyorum. Şaka yaptım. Mükemmeldir benim. Şey diyeyim ya, benim şeyi, avukata arama hakkım var ya, telefon kullanma hakkım, savunma hakkım. Onu şey yapacağım, avukatımı arayacağım. İyi, sabah ararsın. Sabah mı? Allah'ın artisti ya, hareketlere bak ya. Yandık vallahi da yandık ya. Ya sus yeter, tamam. Ya bana bakın. Şimdi biz ne kadar kalırız burada? Var mı bir tahmin ondan? İşte vallahi doktor kimin vurduğu ortaya çıkana kadar içerideyiz herhalde. Ne demek lan, kim vurdu? Ya biz mi vurduk doktoru? Lan sakin. İşte mahkemede de bunu anlatacağız. Hakim de bizi zorla tutacak değil herhalde. Tutuksuzluk kararı verecek. Sonra da dava düşer büyük ihtimal. Öyle oluyor ya. Düşer mi? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım bu işten ya. Bilal arkadaş, anlamayacak ne var bunda? Mahkemeye çıkıncaya kadar buradayız işte. O da akşama kadar anca hallolur. Lan biz hepimiz bir aradaydık. Yani bizim bulmadığımız kesin. Cemal'le dişçi de gidiverdi. Ellerinde tüfek de yoktu. Bir dakika, bir dakika. Kemal tüfekle dişe gidiverdiydi. Emme yok. Neydi bu çocuk? Nerede? Hakikaten lan. Kemal nerede? Ya arkadaş. O ortalarda yoğurdun o. Ana ulan öyle biz o gargaşlı çocuğu unutuverdik ya orada. Arkadaşlar, bence kesin yani galiba Kemal burada elinden dişçiyi. Ha,
paralı polisi Kemal Vuruverdi diye bir şey salsınlar bize. Hadi 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 hadi. Hadi. Oldu ya, deliye bak ya. Hemen çocuğun üstüne attın bu suçu günahı, oldu. Hem kışta kıyamette çocuğu orada bırakın tek başına. Ondan sonra da üstüne iftira. Vallahi kalkıp hepinize dalarım bak şurada. Medalyon ne selam. Tamam lan tamam. Bünyamin sakin. Adam attı beyler. Yani. Kimseyi inandıramayız buna. Yani biz yaptık, başkasına iftira atıyoruz sanır. Şimdi hem Kemal'i aramaya başlayacak, o sürede de bizi içeride tutacak Kemal bulunana kadar da biz çıkamayacağız. Onun için sakin. Tamam. Beni bak lan, Cemal. Bana öyle geliyor ki bu nezarethanede kalma işi senin pek bir hoşuna gidiyor sanki. Hakikaten sen çok rahatsın galiba Cemal, ha? Hayırdır? Yok. Lan rahatlıktan değil de yani elimizden bir şey gelmiyor ya ondan. O yüzden şey yaptım. Yani nasıl olsa yarın akşama çıkıvereceğiz. Onun için böyle gerilmeye hiç gerek yok. Sakin. Yani huzurlu oturalım. Tamam mı Bünyamin? Sadık. Tabii huzur. Evet. Huzur lazım. Sakin geç bu oradan sonra. Koca gece eve gelmedin bugün Yoş be. Hayırdır? Kamran, sana bir gelin başı yapacağım. Rüya gibi olacaksın, rüya. Ay hadi inşallah kız. Kamran, ablam, Bünyamin akşam eve gelmedi. Telefon da kapalı. Senin haberin var mı? Yo, neredeymiş ki? Bilmiyorum ben de, onun için sorup durun. Kız beni bak, o hastanedeki raporu ne yapacağız? Ne olacak kız aba? Aba, onlardan önce almak lazım o raporu. Ne raporu ya? Yok bir şey ablam, bu Kamran'ın evlilik işiyle ilgili bir rapor işte. Aba, ne yap ne et, onlardan önce o raporu al, yoksa biz biteriz ha. Niye bitiyorsunuz? Ay ablam, sana ne oluyor ya? Her şeye karışıyorsun. Kamran'dan uyku kaptın herhalde sen de. Aba, hadi ya, sen bir hastaneye gidiver. Ha, gideyim de nasıl gideyim? Kız, babamın arabası da burada değil. Üf. Ha, tamam. Ben buldum nasıl gideceğim. Ben hastaneye gidip dururum. Beni merak etmeyin. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin. Kamran, ne oluyor ya? Ay yok bir şey Seval. Hadi boş ver. Biz başlayalım, yetişemeyeceğiz sonra. İyi peki. Ay Hüsnü, gak gari gak. Böğün nikah var, emme ne Cemal var ortada ne Celal. Emin misin Gülüs? He eminim. Şimdi sadece Cemal ortada olmasa diyeceğim ki nikahtan kaçtı emme. Celal de ortada olmayınca telaş ediverdim. Dudu onlar dün akşam ava gittiler ya da orada sızıp kalmışlardır. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. He demek ki herkesler sızıp kalıvermiş dün gece ya. Köyün erkekleri bozuvermiş kendilerine. Tamam ben şimdi onları gidip bulacağım. Senin laf sokman bittiyse bulurum şimdi ben onları. Hey hadi ben gidiyorum Esma'lara. Hilal alıp gidiyorum ha. Niye bu saatte? Hey süslenmeler orada yapılacak. Bir sürü iş var, zaman yok, çok iş var. Hadi kalk. Bağırma. Kafamda aylar depişip duruyorum. Ay. İçine beton mu döktüler benim ya? Babaannem dalmış yine baksana. Dur şimdi anlarız niye daldın.
Babaanneciğim, günaydın. Babaannem, günaydın. Günaydın. Tatlışım. Oh, oh. Güzel kızlarım benim, günaydın, günaydın. Ne oldu? Pencere önüne kurulmuşsun yine. Ne düşünüp durun? Kızım, Gülsüm bütün gece gelmedi eve. Ona bakıp durun ben de. Beraber döndük ya dün gece. Beraber döndük eme. O hemen gidiverdi. Bir delilik yapmasın Nihal. Ha. Beni bak, Cemal bugün evleniyor ya. Delilip de gidivermesin. Yok babaanneciğim, sen şimdi yine kendine kuruntu yapma. Kamuran'ın kınasına bile gitti ya. Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum galiba. Ben hissederim. Ben babaanneyim ya, bana öyle geliyor galiba. Gülsüm'de bir tuhaflıklar var. Bir tuhaflık var. Bir numaralar yapıp duru gibi. Ne numarası yapacak babaannem? Bilmiyorum kızım ama öyle hissediyorum. Sanki her şey normalmiş gibi davranıyorum. Bana bak. Bilmiyorum. Onda büyük bir değişiklik var, büyük bir değişiklik. Yoksa bütün gece niye eve gelmesin kızım? Nerede bu? Sude, ablacığım sen bir ara bakayım şu Gül'ü. Neredeymiş bakalım. Ha, arayayım babaannem. Dur hemen telaş etme babaanne. Efendim canım. Hah, alo abla. Neredesin? Muğla'dayım tatlım. Ne oldu? Ne yapıyorsun orada? Babaannem merak etti seni. Ediyorum ya. Cemal ile Kamuran'ın nikahı için çeyrek altın alıyordum da. Ha, tamam. İyi. Zaten beraber gideriz nikahsız. Bekleyin beni. Tamam, tamam. Hadi bay bay o zaman. Of, uyuyakalmışım ya. Of, daha açılmamış. Demek öyle dedi ha? Yanında konuştum ya babaanne. Demek altın alıvermeye gitmiş. Moğol'dan altın alıvermiş. Bütün gece neredeymiş? Ha? Niye bizim haberimiz yok? Bana söyleseydi ben altın verirdim ona. Bana niye söylemedi kızım? Tamam tatlışım. Kızma, üzme sen kendini. Bir tuhaflık olsa Gül bana açılır muhakkak söylerdi babaanne. Ya hem onun yerine koyalım kendimizi. Hakikaten zor bir durum onu da yaşadı. Yine de olgun davranıyor. Fazla üstüne gitme ne olur babaanne. Sen öyle diyorsan öyle yapam gari. Ama bana bak. İleride başımıza bir iş açarsa bunu senden bilir Nihal. O zaman benden çekeceğim var bak ona göre. Tamam. Ay. Ay gidiyorum gari. Nereye gideceksin gari? Tavukların ağzından taze yumurta bakacağım, alacağım sıcak sıcak. Kaymağın üstüne gırp yiyeceğim gari, içim çekiverdi. Size de gırp veren mi? Gırp veren. Hadi bakayım. Ay, yapınca çağırın sizi. Tamam babaanne. Abla ya, kafa iyice gitti. Ne yapsın, yapacak bir şey yok. Yaşlılık. Ya bence onu hayata bağlayacak böyle ne bileyim heyecanlı bir şeyler bulmamız lazım. Heyecan babaanneme köyde. Hı. Ne gibi? Ya ne bileyim onu hayata bağlayacak bir şey işte. Buluruz. Hı. İyi düşünürüz. Düşünelim bakalım. Düşünelim. Lan ne rahat adam ya. Oğlum kim gelmiş söylesene. Ha, Niyazi gelivermiş ya muhtar. Hepinize selam söyleyiverdi. Aleyküm selam. Bir de öğleden sonra 3'te mahkeme varmış. 3 mü? Anam nikah git nikah kaçtı ya. Lan nikah yeter lan. Sen mi evleniyorsun? Kamuran bu kadar üzülüvermedi lan senin gibi. Bir de Niyazi araştırıvermiş. Mahkemeden sonra kesin serbest kalıyormuşuz. Allah'ım resmi olsun. Allah'ım resmi olsun. Oy bak. Kutu gel yani. İnşallah dışarı çıkarsın. Gel. Ya bakın hocam.
Abla kız, aynı anda geliverdik ha. He, hak et valla. Bu hanım kim oluyor? Yusuf Han'ın büyük torunu değil mi bu? Yok. Kendisi hastanemizde psikiyatr. Aynıma Hanım, Yusuf Bey, Hüsnü Bey. Memnun olduk. Hakikat benziyor ya, hakikaten. Aba, Gül'ü gördüm şimdi. Aşağı doğru gidip durdu. Ne işi varmış onun burada? Bilmiyorum. Haydi oyalanmayın. Hadi oyalıyorum bakalım. Kamla, çok hoş olmuşsun. Ama emin ol, bu güzelliğin boşa gitmeyecek. Ay inşallah. Hadi abla. Yürüyün. Ay. Gidin ben gidiyorum. Ah. Siz buyurun. İyi misin? İyiyim doktor. Geliyorum, buyurun lütfen. Komiserim, aşağıdakilerin yakınlarıyla olayda mağdur olan bey geldi. Al bakalım. Buyurun. Buyurun. Komiser bey, olayın mağduru benim. Ve buraya şunun için geldik. Bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Bunu düzeltmek için buradayız. Ben şahsen kimseden şikayetçi değilim. Öyle mi? Neymiş o yanlış anlaşılma? Şimdi şöyle, sizin içeride tuttuğunuz arkadaşlar, yani benim arkadaşlarım, benim dostlarım, yani bizim canlarımız, onlar masumlar. Şimdi olay şöyle gerçekleşti. Biz olay yerinde kamp yapıyorduk ve ben nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla çok ağır şekilde yaralandım. Bunun üzerine hatta hemen bağırdım, onları çağırdım. Onlar da beni hemen gelip kapıp hastaneye götürdüler. Ve onlar olmasaydı ben kan kaybından orada ölebilirdim. Yani siz çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Onlar masum insanlar. Üstelik bu insanlardan bir tanesinin 3 saat sonra nikahı var. Bakın. İşte ispatı. Gelin. Öyle mi kızım? Nikahın mı var? He komiser bey. Ve bakın. Gelinin babası. Perişan halde. Gözleri yaşlı. Ama nasıl yaşlı olmasın? Nasıl bu adam ağlamasın? Yani ve aramızda kalsın komiser bey. Gelinin karnında adamın torunu var. Torun senin mi yediği? Zaten yine siz çağırmazsınız. Mahkeme söyleyecek. O bakımdan acaba babalık edip sağsınızla damat düğününe gidiverse. Arkadaşları da düğüne katılıp acık eğlenemezse. Ben kimseden şikayetçi değilim. Ya Cimal sen ne rahat adamsın ya böyle ha? Uzanmışsın oraya red kit gibi. Islıklar mıstıklar. Sanki şuradan duvardan kırılacak da şeyin o atın gelecek bülbül. O bülbül bizi kurtaracak. Üstüne atlayacağız kaçacağız gibi rahatsın ha. Allah. Ne oldu ya yine kimin ziyaretçisi geldi? Hiç kimsenin hepiniz dışarı. Memur bey nasıl ya? Bir hata olmasın, bir yanlışlık olmasın, emin misiniz? Bir şey yok, hepiniz serbestsiniz. Sahibi ne yok Memur Bey? Nikah yetişiyor, nikah yetişiyor. Cimali'mi al, Cimali'mi. Çok iyi. Nikah yetişiyor, nikah. Anam, bacana kalk. Bacana al, bacana. Lamba ya, kalk hadi. Bacana al, bacana al. Bacana alma, bacana alma. Çok sağ ol. Nikah yetiştik be. Sen hariç. Şaka canım, şaka yaptım. Senin suçun memura hakaret. O yüzden senin mahkemen farklı. Ben kalamam burada tek başıma yapma. Lütfen şaka yapma. Cimal şey yapma, gerek yok yani. Yemin, Allah kurtarsın. Oğlum yapmayın öyle, manyak mısın? Allah kurtarsın bana şimdi. Cimal! Oğlum benim bir şey yapma lütfen Allah ya. Allah kurtarsın, yemin. Allah kurtarsın. İşte. Hadi. Tamam. Çıkarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Evet, Allah kurtarsın. Neyse, lütfen. Geçmiş olsun enişte. Allah çıkarsın, ben girer çıkarım ya, şey yapmam. Ya çamaşır falan git. Cimal! 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 Bana da ben bu kere almışım tek başıma ya. Bacanak! 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 Ben vallahi kaldım burada tek başıma. Bacanak! Cezasını verirsin.
Ayı gibiyim, gelemem ki burada. Doktor, ne mezunusun canım sen? Marmara Diş Hekimliği. Çok siz? Güzel. Harvard. Wow. Kız beni bak, ben dönüşten raporu almayı unutuverdim ya. Ama ne yapacaksın diye? Nasıl otursun ya? Kız olayları duyunca unutuverdim ben. Ay, yandık kız. Sen de kime çektin bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Ay Allah. Beni bak kız. Ben orada Gül'ü göreverdim. O Gül şey yapmış olmasın, o raporu almış olmasın. Ha? Ay. Ama o aldıysa niye buraya giriverdi ki o? Yağmur ha. İşler sarpa soruyor. Dikkatli olun. Gel. Hep bütün oğullarım. Tamam, burada sakin. Nasılsın Cemal? İyi Kamura. Ay seni öyle bir merak ediverdim ki. Nikah yetişemeyeceğiz diyordum, kopu verdi valla. Geçmiş olsun ben. Ha, sağ ol Yusuf Hocam. Bak, Bünyamin'le Kemal nerede? Bünyamin aşağıda da Kemal hiç bizde değildi zaten. Evet ya. Kemal hiç bizimle değildi yani. Hiç görmedik. O zaman sizle değilse nerede bu oğlan? Ya, valla en son Hela'ya gidiverdiydi. Sonra bir ses patladı işte, Kaan abi ölümden dönünce biz de apar topar hastaneye gidiverdiydik. Evet ya, biz unuttuk onu ya. O anca eve gitmiştir herhalde. Galiba inşallah yani gitmiştir. Ya Bünyamin nerede? Niye salıvermediniz onu? Biz Bünyamin kalası bu olayla ilgili almadık ki içeri. Polise saygısızlıktan dolayı aldık. Aa, yapmaz öyle şey o. Ama yaptı. Dorun bir dakika. Evet. Şimdi komiser bey, sizinle biraz karşılıklı ne yapalım? Konuşalım. Suçlu görüp haliyle, değil mi? Cezalandırmak istediğiniz insanın, Bünyamin Bey'in psikolojisi bozuk. Kendisi uygun bir tedavi altında. Bunu size neden söylüyorum? Neden? Çünkü kendisi bizzat benim hastam. Bir dakika. Sorun değil. Buyurun. Bu da benim kartım. Hayır, sizde kalabilir. Ayrıca bu arada hastane ve kürsü görevlerimin dışında aynı zamanda ben mahkemelerde ne yapıyorum? Bilir kişilik yapıyorum. Şimdi rica ediyorum hastamı derhal serbest bırakın. Zira bu olayı zaten ben takip edeceğim için mahkeme aşamasında benim verdiğim kararla ne olacak? Serbest kalacak. Anlatabildim mi? Allah'ım senin önce içeride kalabilirim biliyorum. Çok büyük cahillik ettim onun da farkındayım. Lütfen affet beni. Bir daha yapmayacağım, gerçekten yapmayacağım. Lütfen Allah. Hadi çık. Sen de serbestsin. Vallahi mi ya? Evet, hadi. Sağ ol Allah. Hemen duydum vallahi. Anında duydum ya dua. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. Ne yapıp edip o raporu almamız lazım. Nasıl alacağız abi? Bu nikah telaşesinde nasıl atleteceğiz? Dur, ben bir şeyler düşünüvereceğim. Bünyamin! Nurten! Bünyamin! Kurtuldum kız, kurtuldum. Ay ne yaşıyorum. Allah kurtardı vallahi. Psikolojin nasıl Bünyamin?
Ya başlarda çok kötüydüm de şimdi iyiyim maşallah, iyiyim ya. Çok haydi haydi, hiç vaktimiz kalmadı ya. Daraldı bak, bin arabalara. Haydi bu neyi sorun? Baba, baba, biz Kaan Bey'le gidip durun. Doktor Hanım bırakıvereceğiz, hastaneye uğrayacağız değil mi? İyi, fazla oyalanma. Tamam, tamam. Ver bak Bünyamin. Traktör hastanenin önünde kaldı. Sen de onu al, eve geliver. Tamam, tamam, tamam. Haydi bakalım. Bünyamin, sen nereye lan? Nurten, ben de geliyorum seninle. E, yanına sıkıştırmayacağız gelinlikle. Olmaktan önden gidiver. Tamam Nurten, tamam Nurten ya. Ben buradayım ya. Geç, geç, geç. Hayır. Buraya. Oğlum ben kaç yaşında adam, bilemem oralara falan ya. Hadi, hadi, hadi. Kaan Bey, acelemiz var. Doktorun da hastaneye yetişiverecek. Öyle mi? Evet, hastalar bekler doktor. Hastalığı bekletmeyin, tamam. Hadi, hadi Kaan Bey, hadi. Nikah da var, biliyorsun değil mi? Tamam, dur. Tıralım, bir dakika arabayı çalıştırıyorum. Ben taksiyle geleyim, ben gelecek miyim? Ya gel Allah'ım. Ya dur. Allah Allah. Oğlum yavaş ya, ağzım geliyordu şuraya. Ya vallahi gel, polis ya, gel buraya. Gelecek. Ya yavaş, yavaş. Ayağım var mı? Ayağım kalsın. Ayağım kalsın ya. Hay Allah, kahretmesin. Anam, Dudu. Bak benim oğlanla damat da orada. Ben de üzülüp duruyorum ama senin gibi kahretmiyorum kendimi ya. Ayten! Kız Ayten! Heh, ne var ana? Kız telefona bakıver. Heh, bakıyorum. Hem ömürlerin sonuna kadar orada kalacak değiller ya. Öyle değil mi? Doğru diyorum, doğru diyorum da ben içime söz geçiremiyorum. Kesin. Ana! Ana! Ay ana! Baba, ana! Ne yapıyorsun kız? Ay çok şükür ya. Herkesleri salıvermişler. Babam dedi eve gelip durulanmış. Oh kız, ben sana demedim mi? Bak salıverdiler işte, gördün mü? Allah'ıma çok şükür. Kim de bana bunu verdi kız? Yetişeceğiz nikahda. Sivan! Sivan kız! Kız! Geldi, benim kafa yarım kaldı. Tamamlayın yavrum. Benimki de yarım kaldı. Bu gibi durumlarda iki yarım bir tam etmiyorum. Sus kız! Aa, ben damede misin? Önce benimki yapılacak. Ben de görümceyim. Bak hala konuşuyorum. Seva kızım, gel yarım kalmasın. Güzel güzel yap ver yavrum. Bak ben sana çok da doğdum. Mahvet diyeceğim gibi. Hadi madem. Neler oldu dişe? Vallahi bu anamaz değil ha. Bundan az buçuk kaynana olmaz. Allah gamrına babama kolaylık versin. Kız söylenme, sen erkek tarafısın. Ben objektifin kızım. Yanlışı gördün mü söylerim. Tipime baksana ya. İyice marjinal tiplere benzeyiverdim. Marjinal ne kız? Aha bak böyle. Otur deyom sana ya. Otur. Ben şurada. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Oo, nerede kaldı arkadaşım bunlar ya? Saat geldi, geçiyorum. Mıktar, sen haklısın galiba arkadaş ya. Bu gidişin, bu nikah gaçacak gibi görünüp duruyor beni valla. Ya adam dedi. Duymadın mı sen? Herkesle içeride. Neye takacaklar bu nikah? Mapusta mı? Ha, o olabilir bak işte. Mapuslu gıybeli valla bunlar nikah. Hay Allah, canınızı almasın ya. Nereden geliyor aklınıza böyle acayip fikirler? Hiç bilmiyorsun ki. İlla gıydıracaksınız yani bu nikah. Hem seni neden bu kadar ilgilendirip duruyor bu? Sana ne? Ya muhtar, sen bu nikahın gıyılmasını istemiyorsun mu arkadaş? He. Yok arkadaş, nereden çıkarıyorsunuz ya? Tamam neyse, o yani. Durun lan. Hüsnem mi arıyor? He, bak bakalım ya. Efendim Hüsnem mi? Alo Niyazi. Biz Cemal'i, Memel'i, herkesi çıkardık, hallediverdik meseleyi. Ne diyorsun ya? He valla. Beni bak, nikah bir şey kalmadı, vakit daraldı. Bir davulcu, zurnacı falan buluverdi. Biz meydana geldiğimizde merasim başladı be. Hay Allah, canını almasın ya. Almasın inşallah da. Niye öyle dedin sen? Yok yok, şeyden ya. Heyecandan öyle şey olunca ağzımdan birden çıkıverdi. Tamam tamam, ben o işleri ayarlıyorum, sen merak etme. Lan Mıktar, birden kalktın. Nereye gidip durun lan sen arkadaş ya? Ya Cemal'le çıkmış içeriden, nikah olacakmış. Davul zurna ayarlayacağım. Oo. Arkadaşlar, Cemal'le hapisten çıkıvermiş, nikah oluyor gayet. Hadi gözümüz aydın. Hadi. Ya Osman emmi, bakıyorum da sen bu işe pek mi sevini verdin ya? İstiyorsan gına filan da yakıver bir taraflarına ha? Allah Allah, sevineceğim tabii arkadaş ya. Arkadaş da bu muhtar son günlerde bir şey oldu. Garip peşi verdi adam ya. Allah Allah. Selam kızlar. Selam.
Ne haber? İyi. Ne yapıyorsun? Ablacığım nasılsın? Canım, hoş geldin. Babaannem, nasılsın? Oy. Oy, hoş bulduk. Ay. Çeyreği kaç aldın? Neyi? Çeyreği diyorum, çeyreği. Sen sabahın esselatında Moğolu'ya altın almaya gitmedin mi? Kaç alıverdin, merak ediverdim gari. 120'den mi? Hı hı, 120'den aldım babaanne. Demek altın bir günde bu kadar düşmemiş gari. Sen kimi kandırıyorsun be? Ha? Sen altın almaya falan gitmedin kızım Moğolu'ya. Söyle bakalım ne yapmaya gittin? Söyle bakalım. Ya tamam, evet babaanne, altın almadım. Çünkü onun yerine Cemal ile Kamuran'a para takarım diye düşündüm. Ne yapayım? Sen bir atlar karıştırıp durun hemen ya. Söyle bakalım. Ne atlar karıştırıyorsun sen? Ya babaanne, hiç bir hat falan karıştırdığım yok. Hem Cemal benim için bitti biliyorsunuz, değil mi? Hem bu durumda Kamuran'la Cemal'in evlenmesi en doğrusu. Ay evet, bence de en doğrusu bu. Artık bu saatten sonra çocuk oyuncağı gibi. Yok yok kızım. Gülsüm de, Gülsüm bir şeyler yapıp dur gari. Ben de sultansam, ben de bunu çözeceğim gari. Ay babaannem ya, sen de sinirlenecek yer arıyorsun ama. Böyle yıpratma kendini, bırak boş versin. Ya evet babaanne, yıpratma kendini. Evet. Vallahi bak söz veriyorum, hiçbir şey karıştırdığım falan yok. Sen üzme kendini. Ya. Sakin. Oh. Geldik. Teşekkür ederim. Ne demek ki doktor? Asıl biz teşekkür ederiz. Yani siz olmasaydınız Bünyamin'i hayatta kurtaramazdık. Ne demek, ne demek? Rica ederim doktor. Görüşelim. Görüşelim tabii. Tabii görüşelim doktor. Gan Bey, bizim 5 dakika bir işimiz var. Ya acelemiz var, acelemiz var diye beynimin etini yediniz. Bildiğim bütün trafik kurallarını bana ihlal ettirdiniz. Şimdi kalkmışsınız. Ne aceleniz var? Ne oluyor? Nedir yani? Hani nikah yetişecektik. Şeyden acelemiz var. Benim dişim geliverdi ya eyvallah, siz erkekler bilmezsiniz böyle gelinliklerle helal gitmenin ne kadar zor olduğunu, değil mi Yağmur Hanım? Benim ona yardım etmem lazım. Hadi. Evet, evet. Hanımlar haklı. Tamam tamam, acele olma. Acele, acele. Seri, seri. Olu, olu. Aynı Hanım, size de vallahi teşekkürler ya. Yorduk sizi. Ay ne demek, ne demek. Rica ederim. Canım, eğer hastalarım olmasaydı inan samimiyetle senin nikahında bulunmayı isterdim ama ne yapalım? Bir dahaki sefere artık. Aa, ne? Bir dahaki seferim. Ya bu benim zaten ikinci seferim. Daha kaç kere deneyeceğim ya? Ama o lafın gelişi teşbihte hata olmaz. Bak ben seni gergin gördüm. Nikahta damadın ayağını topuklamayı unutma. Emin. Haydi bol şans. Hanımlar hadi hadi, yoksa ikinci sefer de olmayacak. Seri 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 seri. Gel. Hadi hadi hadi. Hava yakala. Yağmuran gel gel. Koş koş. Ay. Ay. Sıcak. Yavran. Ay, benim test sonuçlarım vardı. İsim neydi? Gamuran Yaşa Basmaz. Bir dakika bekleyin. Ay abla kız, heyecandan öleceğim şimdi ama vallahi dişim geliverdi şimdi, gerçekten geldi yani. Aa, gelmesin, dur bekle. Sonuçlarınız daha önce alınmış. Kızaba yandık. Yandık kendine yandık. Yandık vallahi. Ama belki yanlış birine vermişlerdir, yanlışlıkla olmuştur. Yok yok, kesin Gül aldı o raporu, kesin. Allah! Yok yok, belki gerçekten yanlış birine vermişlerdir. Ne belli canım, bundan kesin emin olmak lazım. Nasıl öğreneceğiz? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne bu haliniz, bir şey mi oldu? Bizim bir sırrımız vardı da. Yağmur'un gebelik testi sonuçları, onlar alınmış. Kim alır yahu? Kim ne yapsın senin gebelik testini? Ya olur mu öyle? İşte Yağmur'un bir tane rakibi var. Cemal'i istiyor o kız. O kız alıvermiştir kesin. Ay ne kadar ayıp. Ya edips. Siz gelin benimle. Gelin hemen bir şeye bakalım. Bakıverem. Ya görüyor musun şu edepsizi ya? Kesin Gül almıştır. Kim alacak sabah sabah? Ne işi vardı onun hastanede? Gelin gelin. Canım kolay gelsin, kolay gelsin. Şimdi bizim
Bugünkü laboratuvarın önünü inceleyen kamera kayıtlarına bir ihtiyacımız var. Şöyle bir görüntüleri izlememiz mümkün mü? Tabii doktor hanım. Buyurun, sabah açılış saati. Şimdi hızlı hızlı gidelim. Siz dur deyince duralım, detaylıca inceleyeceğiz. Abo, bak bak bak. Yememiş içmemiş sabah göründe gelivermiş. Hey kız, rapor dalı vermiş baksana. Hmm. Bu mudur? Tamam mıyız? Tamam. Da kendisi. Olsun, alsın, ne olacak ki? Senin şimdi hamile olduğunu herkes bilmiyor mu? Biliyor. Ne geçecek şimdi bu kızın eline? Öyle değil. Hindi, Gamran hamile değil. Ama herkes öyle zannediyor. Hindi o kız açıklayıverecek. Ay, ay başıma gelenler. Eyvahlar olsun. İyi günler, iyi günler. İyi günler, geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bakıyorum da hazırlanıvermişsiniz ya hanımlar. O zaman ben gidem arabayı alam da nikahı ben götürüveren sizi nikahı. Sen mi değil? Esah diyorsun ya. Nişanlın senin burada durup dururken başkası mı götürecek senin nikahı? Helal sana helal, helal sana helal, helal sana, helal sana gari. Niyazi, sen mi götüreceksin bizi nikah? He, ben götüreceğim sizi nikah. Nikah bir de ha, bir de unutmayın nikah. Niyazi, ne diyorsun ya? Ya ben sizi nikah götüreceğim diyorum. Nikah, Cemal'in nikah ben götüreceğim sizi diyorum. Başka da bir şey demiyorsun Gül. Tamam işte, bizi yalnız bırakmak istememiş Niyazi. Dedeciğim, yani ne var bunda? Ne var bunda? Niyazi, iyi misin sen? İyiyim ya, iyiyim. Hiç olmadığım kadar iyiyim. En yakın arkadaşım evleniyor ya. Ben iyi olmayacağım da kim iyi olacak? Cemal Kamuran'la evleniyor ya. Neyse, o zaman ben gidem arabayı alıverem de daha gelin alma faslı falan var. Geç kalmayayım nikaha Gül. Tamam tamam, ben de Kamuran'a söz vermiştim. Bir onunla buluşacağım nikahtan önce. O zaman sen alırsın babaannemleri, orada görüşürüz artık. Tamam tamam, alırım ben Gül, alırım. Hadi. Hadi. Hadi bekliyorum gari. Biri bak Gülsüm. Hah. Sen durup dururken niye Kamuran'a gidiyorsun bakayım? Babaanne şey... Ya bilmiyorum, konuşmak istiyormuş benimle. Sizin böyle şey iradetleriniz falan varsa ben de nikahta yapayım dedi. O yüzden şimdi kızcağıza söz verdim. Gideyim bir buluşayım onunla. Sizinle de görüşürüz. Niyazi alacak zaten sizi. Hadi tamam. Nikahta görüşürüz. Hadi güle güle. Niyazi, Niyazi, Niyazi ne oluyor ya? Ya işler çok karışıveydi Gül. Cemal göz göre göre oturuyor nikah masasına. Bu işin içinden nasıl çıkacak hiç bilmiyorsun ya. Of, dur benim Cemal'i aramam lazım. Ya babasının yanında o hindi, konuşamaz. Öf ya. Of, ne yapacağız Niyazi? Siz de haybeye oyun ediverdiniz. Yok darıldık marıldık, konuşmuyoruz de. Aynen öyle oldu, aynen öyle vallahi. Ay abla. Raporu kaptırdık, görüyor musun? Ne edeceğiz şimdi? Gamuran, o raporu Gül'ün elinden almaktan başka senin çaren yok. Onu da sen hallediveracaksın. Ama nasıl halledeceğim ya? Arayacaksın onu. Hatta hemen arayıver, zaman kalmıyor kız. Ara. Aa, ne diyeceğim? Raporlar karışmış. Acındır kendini. Bir şeyler diyiver artık sen de. Ay. Dur, arayıver. Ara. Bak, kimler arıyor? Efendim Gamuran. Ah Gül, ay seninle çok acil bir şey konuşuvermem lazım. Ne konuşacaksın benimle? Ay çok fena bir şey oluverdi. Biliyorum hastanede raporlar karışıvermiş. Ben hamile değilim de. Ya biz konuşsak böyle beni mahvetmeden önce değil mi? İyi tamam Kamuran. Pazar yerine gidiyorum o zaman. Gel orada konuşuruz. Pazar yerine mi? Ay kız, orası çok kalabalık ya. Özel olarak konuşsak olmam mı? Olur Kamuran, olur. Bir şey olmaz. Biz bir köşede konuşuruz, merak etme. Ya vallahi kalabalık diyorum ya. Olur dedim Kamuran. Ben de başka bir yerde konuşmam. Hadi pazar yerinde bekliyorum. Görüşürüz. Pazar yerine gel diyorum. Üf Kamuran. Hadi gidelim hadi. Hadi yürü. Kamuran. Thank you.
Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen mi yapıyorsun bunları? He, anam da yardım ediyor. Ha. Ya böyle zor olmuyor mu hamile hamile? Yani doğum da yakın galiba. Zorlanma ne edeyim? Dedim ki acık para kazanayım da bebeğim doğduğunda ona bir şeyler alıveririm. İyi düşünmüşsün. İyi. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok mu ağrıyor lan? Yok çok değil. Biraz. Ama üstüne dokununca ağrıyor tabii. Hay Allah. Onun için yara olmayacak. Buna bırakayım mısın? Ha, olur. Ha. Bana bak nikah ha. Bekliyorsun ha. He tabii. Sensiz olmaz lan. Sen de bir çok bu işte. Vallahi. Hadi. Tamam. Ben tabii geleceğim. Yani bir hazırlanayım önce. Hadi. Abagaz. Yardım et be. Ay dur düşme. Haydi anla konuşuyorsun sen. Yavaş bunlar yerine gidiyor. Tamam git yavaş bana bak kız. Ben de hazırlığını vereyim. Kız evdekileri oyalamayı unutma ha. Oyalarım. Sen raporu al da ben oyalarım onları. Tamam. Kalbim iş. Dikkat et kız. Rezil etme gelinliği. Ay Gül neredesin ya? Gül. Gül. Gül ben bittim. Mahvoldum. Öldüm kız. Ay dur. Ne yapayım Kamuran ben senin için? Kağıt mendil var mı? Kağıt mendil. Kamuran bu halde bunun için mi geldin buraya? Kağıt mendil istemek için mi? He kız. Böyle çok fena burnum akıverdi. Tövbe yarabbim ya. Ay ne yapıyorsun Kamuran? Kağıt mendil arıyor mu? Kamuran ya bırakır mısın çantamı? Yok vallahi bulduğumu alınca vereceğim. Kamuran ben senin ne aradığını gayet iyi biliyorum. Ama o burada değil işte. Raporu arıyorsun değil mi? Yok mu onu? Hatta o raporu da nasıl aldığını çok iyi biliyorum. Fatma anlattı bana her şeyi. Ana Fatma. Değil mi kız? Ya ben de bu yalanınızı herkese anlatacağım. Yok vallahi yapma ya. Yapacağım Kamuran yapacağım. Hatta Niyazi ile anlaşacağım, bütün köye anons ettireceğim. Ay Gül, kız vallahi ben biterim. Kamuran, onu bütün bu sahtekarlıkları yaparken düşünecektin. İnsanların duygularıyla oynadın resmen ya. Ay yok kız, bak vallahi oynamadım ya. Ya nasıl oynamadın ya? Herkes seni hamilesin diye biliyor. Cemal'in namusuyla oynadın. Ama artık bütün gerçekler ortaya çıkacak Kamuran. Gül. Vallahi ben biterim beyom. İstersen bit Kamuran. Umurumda değilsin artık. Eğer babam bu yalanları öğrenirse beni öldürür. Hatta Konya'ya gelin gönderir. Ya ben anamdan, kardeşlerimden uzakta nasıl yaşarım? He? Ben bir daha bu köyü görebilir miyim sanıyorsun? Sen benim göz görgere hayatımı mı karartacaksın ya? Ben ne yapayım Kamuran? He, ne yap biliyor musun? O raporu ortaya çıkarma. Ya vallahi zor durumdayım Deon ya. Sen bir insanın hayatı zor durumdayken ona yardım etmen mi hiç? Ha? Yazık değil mi bana? Sen hiç mi hata yapmadın? Hayatımı karartacaksın da ne olacak? Ha? Eline ne geçecek senin? Ne olur. Sana son kez yardım edeceğim. Ay. Gel bir sarılı beni hasere. Niyazi. Yardım ediver. Gül'ü aramam lazım. Tamam. Sen Gayfe'nin arkasına doğru geç. Ben ahaliyi çeviriyorum bu tarafa doğru. Hadi bakalım. Allah seni ya. Hadi bakalım efendim. Buraya. Kim daha güzel oynuyor bakayım. Gelin bana bakayım. Hüsnem mi? Gelin bakayım oğlum. Biliyorsun sizi herkes. Hüsnem.
yapıyorsun burada? Ya baba asıl senle telefonu alabilir. Sen damatsın ya. Düğün günü senin telefonla milifonla ne işin var yavrum? Şimdi aklına gelen seni arayacak, aklına gelen seni arayacak. Hiçbir şey yapmaya vaktin kalmayacak. Zaten benim telefonum şarjı bitti. O telefon bende dursun. Şurada iki dönem de gideceğiz daha gelini alıvereceğiz. Vaktimiz kalmadı. Haydi bakayım Cemal. Aa. Haydi bakayım. Git. Aslan kardeşim benim gel buraya. Demek sen evleniyorsun ha. Ulan bekarken son bir kez sarılı verer sana da. Gel. Ne oldu lan? Ne olacak lan? Yakın markaj var. Babam telefonu alıverdi. Allah canını almasın oğlum. Gidiyorsun lan. Niyazi olup durun lan. Ne gideceğim lan? Gerçi ben buna benzer bir şey daha önceden hatırlıyorum ama. Lan Niyazi sen şimdi hakikaten bana kıyacaksın mı lan? Sana kıymayacağım lan. Nikah kıyacağım ben. Görevim bu benim. İyi de Niyazi sen bu nikahı kıyınca ben Niyazi olmuş oluyorum ya. Öyle oluyor değil mi lan? E o zaman sen de hür iradenle hayır de arkadaş. Aslan kardeşim be. Lan ben sana sarılmaya dayanım. Gel bir daha sarılıveren gel. Gel. Oğlum ne yapacaksın lan bu sefer yanarsın ha. Lan işte nikah masasında hayır diyivereceğim. Yalnız sen Gül'ü arayı ver ben arayamayacağım. Merak etmesin tamam. Oğlum bir daha hayır dersen bitersin lan ikinci defa. Ne biteceğim lan? Benim de kapı gibi anti hamilelik raporu var. Sen onu getir yeter. Ben nikah masasında komple çözeceğim bu işi artık. İyi tamam tamam tamam. Hadi lan kardeşim benim. Lan oğlum sarıl sarıl sarıl. Nereye gider ya? Aç bacı. Bu ne sarılmış ya? Eve git hadi ağzına. Kavrana sarılsınlar. Hadi eve. Lan saat kaç oldu? Hala bu kameranın ortalarda yok. Baba vallahi gelir indi ya. Sen ne diye bırakıp durun bu gelgi takılıyı tek başına? Vallahi baba şimdi şey dedi, ben dedi adam var dedi, onu dedi tek başına yapmam gerekiyor dedi, oraya gitti yani. Yemin nerede? O da traktörle gelip duruyor. Biliyorum traktör ağır ağır geliyor ya anca. Kemal nerede ha? Nikah günü geldi ulan parçalayacağım bunları ya. Evin insanları ortalarda yok. Aha. Doktor da geldi. Yusuf misafirler de geliverdi. Sakin ol açık. Nihayet büyük gün gelip çattı Yusuf Bey. Gelip çattı da bizim Kamuran gelip çatmadı.
Nurten Hanım ben sizi kapıya kadar bırakmıştım. Ha, bıraktıydın da işte gelmem bir işim varmış ama gelmeyen canım geliyor. Bu nikahda kaçacak hali yok ya değil mi yani? Erken de deli gibi herhalde. Ya ya. Yapacağız bunu. Eyvah Sultan Ağa da geldi. Ne diyeceğiz ben şimdi ona? Ya o kavran da ortada yok. Hoş geldin. Selam. Hoş geldin Sultanım. Gel. Nasıl oldu? Gel. Buyur. Hoş geldin. Hoş bulduk Yusuf, hoş bulduk. Buyur bakalım. Gel bakalım Sultan Ana, gel. Hoş geldin Sultan Ana. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sultan Ana. Hadi bakalım ayvana geçiver de seni bir kayfa yapıversin, ne? Olur mu lan? Niye? Hüsnü beni nikah şahidi yapıverdi. Hadi geç kalıyoruz gari. Hadi gidelim, hadi. Hemen gidelim. Ne demedin buna? Bak Hüsnü'ye bak çakal ya. Ne diyorsun lan? Ya ne diyeceğim ya? Şimdi Hüsnü seni şey edecekti ya, nikah şahidi edecekti. Ben de edeverecektim. Yani çifte nikah şahidi olabilecektin ya. Öyle mi diyeyim? Ya öyle diyeyim. Onu verin lan. O da şahit olabilir. Hadi gidelim gari. Geç kalmayalım. Gidelim de gelin ortada yok. Gelin mi yok? Yok, bayağı yok. Nasıl yok? Kamuran yok mu ya? Yok arkadaş. Nerede? Ne bileyim. Allah. Nerede kaldı bu kız? Aha. Damat olayı da gelip duru. Eyvah. Yusuf'cum ya. Kamuran nerede? Kardeşim kusura bakma, böyle kapılarda beklettim seni. Yok canım, yok. Anca geliverdim. Afurullah. Biraz geç kaldık. Hadi girelim de gelin al beni. Gelin ortalıkta yok. Olur mu lan öyle saçma şey? Yok gelmedi. Nerede kaldı buz kız ya? Aha gelip durun. Gel kızım. Gel buraya. Neredesin kız sen? Yusuf'cum. Şimdi hesap sorma zamanı değil. Tamam. Haydin arabalara, haydi. Ben de senin yanına kaçayım. Hadi ben de yanına bineyim. Aa yok. Kamuran'ın yanına ben bineceğim değil mi Kamuran? Aa. Gül binsin. Hadi yürü bakalım. Dur kız, acele etme. Hadi yürü bakalım. Hadi. Şimdi dur. Bekle. Bir dur. Ay nasıl bir alet bu ya? Nurten! Neredesin lan sen? Ya Nurten, yetişmeye çalışıyorum ya. Biraz bekletin şu nikahı, ne olacak ya? Nasıl bekleteyim lan? Göğmeni misin bu? Hadi yetiş. Hadi. Oh Allah. Allah şanlar baksın. Nüfus cüzdanını içeriye verdim. Nikah başlayınca çağıracaklar seni. İyi gari, peki iyi. Peki heyecanlıyım ben. Cemal hayır diyecek. Rahat ol. Ben rahatım Niyazi. Merak etme, çok rahatım. Vallahi mi ya? Niyazi, ne oluyor? Serin seviyorum, ceketimi veren dedim. Damadın ve gelinin şahitlerini alalım. Gelin hanımın şahidi Niyazi gitti gider. Damat beyin şahidi Niyazi Şümbül.
hem gelin hanımın hem damat beyin şahidi Sultan Yılmaz. Buyurun. Niyazi. Heh. Artık bundan sonra bizim nikahımız kıyılır değil mi? Prof olacak bu bizim için. Gidip kusura gelmeyin. Evet, hazırsak başlayalım. Gençlerimiz belediyemize gelerek evlenmek istediklerini beyan ettiler. Ben de medeni kanunun şahsıma verdiği yetkiyle bu nikah akdine başlıyorum. Siz Sayın Yusuf Kızı Kamran yaşa basmaz. Cemal Alkan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hayırı ben diyecektim. Kamuran diye verdi. Nasıl oldu hiç anlamadım. O da benim marifetim hayatım. Nasıl yani? Kamuran hamilelik raporunu aldığımı öğrenince panik olmuş. Önce benimle konuşmak istedi. Benim bir suçum yok. Hastane raporları karıştırılmış dedi. Ben de raporların karışmadığını, Fatma'dan örnek alıp idrar testini öyle yaptırdığını, bunun başından beri kurmaca bir plan olduğunu bildiğini söyleyince Kamuran, tamam sahtekarlık yaptım, kabul ediyorum. Bu planı ablamla beraber ettik. Emme ne olur bu planı kimseye deme. Yoksa babam beni öldürür ve sonra da Gonya'ya gelin gönderir. Bir daha da buraları hiç göremem. Ne istersen yaparım, her şeyi yaparım. Yemin ederim ne istersen ama diye yalvarmaya başladı. Ben de ona nikahta hayır dersen bu raporu ortaya çıkarmam. Ama evet dersen ayağa kalkarım ve bu raporu nikahta herkesin içinde açıklarım. Senin de nasıl büyük bir yalancı olduğunu herkes anlar deyince Kamuran masada hayır demeye mecbur oldu. Vallahi Gül, helal olsun. Kamuran'a nikah masasında hayır dedirtmek, hele ki damat benken, herkesin kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Başka şansı mı vardı sence? Yani doğru diyorsun, yoktu aslında da. Kamuran bu işten nasıl kurtulacak peki? Onu da ben halledeceğim, merak etme. Neyse ben şimdi gideyim de seninle tütün deposunda görüşürüz, tamam mı? Nereye gidiyorsun? Kamuran'la buluşmaya işte. Niye? Ya bu da işte Kamuran'ı kurtarma planının bir parçası. Ya Gül, Kamuran bize o kadar oyun oynuyor. Sen hala onu kurtarmanın peşindesin. Ne yapayım? İyi kalpli olmayı senden öğrendim Cemal. Her ne olursa olsun, iyilikten vazgeçmemeyi. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Neyse hadi gideyim ben. Tamam, bak ama geç kalma.
Artık yavaştan kendi nikah telaşını tutacak. Gülsüm, sen neden hala burada durup durma bakayım? Babaanne, Cemal Kamran'ın onun neden hayır dediğini merak ediyordu. Ben de ona onu anlatıyordum. Neden hayır demiş? Ya sonra anlatırım sana babaanneciğim. İyi, hadi yürü gari. Hadi gidelim. Sen de umarım beni kim için terk ettiğini anlarsın Cemal. Ne desen haklısın. Ay bu Kamuran'a yetişmek imkansız ya. Önce Kamuran'ın Murat'ına katılması lazım abla. Ne oldu? Yok Kamuran yakalandı mı? Yok. Nerede? Kaçtı gitti, yakalayamadık. İyi tamam hadi ben gidiyorum. Nereye? Ya işlerim var biraz, onları halledeceğim. Biz nasıl gideceğiz kızım? Babaanne Niyazi buralarda, o sizi bırakır. Ha, iyi. Tamam. Peki. Tamam. Hadi ben kaçtım. Ha, hadi bay bay. Geber çabuk. Nereye gitti ya? Kaç yıl? Bize kaçtı. Ölüyorum traktörün altında. Nereye gitti lan bu gıt beyinli? Baba yeter, gidiverdik. Gitmez. Son nefesimi vereceğim de onu bulacağım, gebertecek. Bakın Yusuf Bey, yani tamam Kamuran'ın yaptığı şey kabul edilemez. Yani bu bir skandal, yani bu bir rezalet. Ama yine de ona uygun bir dille anlatmak lazım. Gebertmek olmaz. Fakat Yusuf emmi kesiliverdik hepimiz ya. Belli ki saklanıverdi bir yerlere. Konuşuyorsun, kötü bir şey yaptım dersin. Olur bir tane. Saklandı o bence. İstediyorum ben. Lan bırak istediğini, şimdi sana patlayacak diye sus. Ulan beni bak. Nereye gidecek o gelinliklerle? Saklanacak yer mi var? Ya kaymağım haklı yani. Beyaz gelinlik nereye kaçacak? Ya hata benim de zaten. Ben traktörle gelip geç kalmayaydım. Oturaydım o nikah masasına. O da var ya, ha derken ağzını ömürünü sıkıp. Kardeş, hay... burada gelinlikli birini gördün mü? Ha? Allah Allah. Nereye gitti bu kız beyni ya? Hadi arayı ver lan. Hadi, hadi dağılın lan. Herkes bir yerlere dağılın lan. Ya Allah'ım herkes gelinlerim. Ben. Kamuran bu ne hal böyle ya? Ya nerede kaldı? Gelinlik ne oldu? Kız dur, arka arkaya sorma, kafam karışıyor ya. Vallahi unutuyorum. Ay tamam pardon. Kamuran bu ne hal? Gelinlik ne oldu? Nerede kaldın? Ay vallahi atlatamadım babamı. Beni kovalaya kovalaya güçlenmiş herhalde. Yakalanıyordum az daha. Kız koşarken aklıma bir şey geliverdi. Koşarken? He? Vallahi bak böyle beynim sallanıverdi herhalde. Ondan çalışıverdi. Kız benim babamın saati var. Aynı öyle ha. Böyle zallıyorsun, çalışıyorum. Ya Kamuran tamam Allah aşkına uzatma konuyu ya. Bak unutacaksın şimdi. Gelinliğini falan ne yaptın ya? Ha şey, yakalanmamak için değiştiriverdim hemen. İyi yapmışsın vallahi. Hadi gel gidelim de seni şu kurtaralım şu işte. Baksana bak, nikahta hayır dedim. Artık raporu ver bana yani, değil mi? Kusura bakma, veremem. Anlaşma böyle. Ulan ne kabahat. Milleti topla, nikah yapacağız diye hepsi rezil oldu. Biz düşürdüğün hali bak. Allah Allah. Baba benim ne suçum var? Ben nereden bileyim Kamuran'ın hayır diyeceğini? Yapmışsın da son dakikada sen bir şey. Sütten çıkmış akışık değilsin. Vakıfı da hep biçinlik. Kime çektiyse ki. Babaya laf sokulma. Babaya laf sokulma. Benim. Ne gün, hangi gün? Ha. Evet torun hanım. Tamam geliyorsun. Kapı kapı fazla yazmasın, tamam. Ne oldu, ne diyorsun? Şişt, Sultan Ana biz de konuşacakmış, eve çağırıyorum. Ah buyur. Kamuran hayır dedi ya. Hemen sıraya gelecek. Bak yemin ediyorum seni gebertirin, fena yaparım. Ben onu gelin olarak istemiyorum. Delirtin miyim beni? Allah Allah, ana ben nereden bileyim kız ne diyecek? Her şeyi de bana patlıyorsunuz ha. Şişt, açmayın, basma. Yeter be, bakalım ne diyecekler o kadar acele. Ne yapıyorsun sen ya? Bütün onu duydu ya. Hiç Celal'le Hilal yok. Dudu bağırma, Dudu bağırma. Celal'le Hilal'i ben ne yapayım Hilal'le Celal'i? Koca insanlar yürüyerek gelmesinler, kendileri gelsinler. Bir de onları bekleyeceğiz biz ya. Sen ne bağırıyorsun? Bana diyorsun sen kendin bağırıyorsun. Değil, niye bağırıyorsun? Ben Allah sen kim? Ben kim? Ben Allah bağırıyorum. Allah ya. Ya kabul.
Kız gibi ağlıyor. Sus dur. Aha. He torun hanım. Size mi? Hakkı size. Ha ha anladım. Kamuran'la mı ilgili? Tamam tamam biz hemen gelip dururuz. Köye gidiyoruz. Kamuran ne olacak? Sultan hanım torunu arayıp durur. Kamuran'la ilgili anlatacağı şeyler varmış. Onun için hemen gideceğiz. Çocuklar ne olacak? Onları hamama gönderiverdik Kamuran arasınlar diye. Onlar burada mı kalacak? Bünyamin sen çocukları topla. Traktör de meydanda kaldı. Onu da al köye gel tamam mı? Biz de Arangil'le beraber köye geçeceğiz. Orada buluşuruz. Tamam Halim baba. Halim baba sen var ya bir denesin ya. Sağ ol sağ ol lan sağ ol. Yalnız benim de bir dene damadım ha. Baksana Cemal direktman taca çıktı. Tamam lan tamam uzatma. Hadi Esma Nurten bizim taksiyle biz de köye geçiverelim. Tamam, yürü tamam. Yürü. Hadi. Kalk durun hadi. Çok güzel. Kimse yok. Gel. Kamuran gel. Hadi hadi hadi. Acele et. Kimse yok. Görmesin seni. Gel. Koş. Ay. Hadi gir sen benim odama. Ah ya. İşe bak ya. Uf, benim de bütün hayallerim hep tersine dönüyorum. Hem de Cemal'in odasına yerdeye girmek vardı. Senin odana giriyorum. Kısmete bak. Ay çok yazık olmuş Kamuran, çok yazık olmuş. Neye niyet, neye kısmet işte değil mi? Ama eğer çok istiyorsan, ben seni kucağıma alayım istiyorsan öyle sokayım eşikten. Gerdek diyor ya. Kucağına almak mı? Kız o bizim adetimiz değil. O ecnebilerin adeti. Bizde gelin odada böyle kırmızı kurdaleli hediye paketi gibi bekler. Damadı da arkadaşları böyle sırtına vura vura odaya sokarlar. Hediye paketi diyor ya. Kamuran Allah aşkına gir içeri bak sesini çıkarma benden haber bekle tamam mı? Tamam hadi inşallah ya. Dur bir dakika. Sen bunları nasıl aldın? Ha bir bakalım nasıl aldın? Yok artık. Yok kız öpücükten değil. Dudu teyze gelin alma adetidir diye altın verdiydi ya. Ondan alıverdi. Ay. Gülsüm'ün taksi değil mi bu? Hmm, evet o. İşim var diye oradan hemen koşu koşu çıkıverdi. Bak gelivermiş eve gari burada durup duru bu. Hız yaptıysa demek babaannem. Yalnız hız yaptıysa cezayı da yemiştir. Yolun kenarında radar var mağamının girişinde. Vallahi hemen keser cezayı. Bir siyah bir beyaz taksi durup duru orada köşede. Ben görmedim vallahi onları Niyazi. Gel. Gel sultanım. Hadi bakalım. Kızım. Gülsüm. Kızım sen erkenden koşup gidiverdin işim var diye eve geliverdin. Ne yapıp durun burada? Babaanne çünkü işim buradaydı benim. Misafir davet ettim. Çay demleyeceğim içeriz değil mi? Misafir mi? Kimi davet ettim bir tane? Ya abla yabancı değil zaten de şimdi söylemeyeyim sürpriz olsun. Ha, demliyorum çayı. Ben de kalan mı Gülsüm kız? Bence kal valla. Sürpriz 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 deyip durun. Bir atla karışıp durun. Dur bakayım dur bakayım çıkacak gayrı ortaya. Sürpriz sürpriz. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Oldu kızım kim geldi? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi günler. Sultan Hanım. Hoş geldin. Üstü hoş geldin. Ya, hoş geldin. Git şöyle git. Hoş geldin oğlum. Cemal gel böyle gel. Ayakta kalmayın. Oturun bakayım oturun. Ayakta kalmayın. Oturun. Hayır bakalım. Torun Hanım yok mu? Budalay ya. Yok kız torun takımının kaptanını diyorum. Gül Hanım'ı bizi o çağırdığın için. Ha. Gelir şimdi. Ha. Hah, hoş geldiniz, hoş, hoş bulduk, geldiniz. Hoş bulduk. Diğer misafirlerimiz de gelsin, başlarız. Diğer misafirler mi? Kız bana bak. Üstügül de burada ya.
Ne olacak acaba ya? Ne olacak bir şeyler mi? Ne olacak? Ne olacaksa olacak. De ben bir an önce Kamuran'ı öldürüp katil olan. Tövbe dilen, ağzından yel alsın. Bak yeniden söyleyip durum. O Kamuran'ı kim elimden almaya kalkarsa önce onu öldürürüm. Tamam mı? Ben karnında bebesi var diye sineye çekti. O da tutmuş nikah masasında hayır deyip durur. Söylesene bana hangi mantıkla bunu söyleyip durur? Vallahi o konuda haklısın, ne diyeyim? Ya anne ben hani Kamuran hamile diye öyle deyiverdim. Sus kız sus. Ağzınızı açsanız bebe deyip durunuz. Yeter bu duygu sömürüsü be. Hadi yürü. Ya Hüsnücüğüm sen niye buradasın? O değil de Yusufcuğum sen niye buradasın? Ya herkesi ben çağırdım. Onu anlayıverdik kızım da niye çağırmaydın bakayım sen onu söyle. Tamam babaanneciğim tamam sakin ol. Ne sakin olacağım kızım? Niye sakin olacağımışım? Tamam Sultan kız birazdan her şey anlaşılacak işte etme ama böyle. Kız nikahta hayır diyeymiş gari. Ortalık karıştırmaymış. Şimdi burada oturup çay mı içeceğiz? Yani üstüne bunun tövbe tövbe. Ya babaanneciğim işte ben de bu konuyu açıklamak için herkesi buraya çağırdım. İyi bakalım söyleyeyim hadi. Şimdi ben çayları koyayım öyle açıklarım. Hala çay diyor ya çatlatacak bizi bu ha. E çatlamayı ver canım sen de 5 dakika bekle. Aa, tamam bekleyin geliyorum hemen. Ya Hüsnücüğüm kusura kalma lan. Bizim kız yaptı bir şeyler ama ben de bilemiyorum neden. Evet Yusufcuğum aynen. Biz de anlayamadık. Yapmasaydı iyiydi. Yine yapması bir şey değil de sıvaması o güzel olmadı. Tamam baba işte anlatacağım dedi. Hepimiz merak edip duruz. Aydınlatacakmış bizi. Tamam. Ya Cemal doğru diyor. Gül birazdan hepimizi 40 mumluk ampul gibi aydınlatıverecek. Sakin olun. Hadi bakayım Gülsüm. Herkesin çayı geldi gari. Hadi anlat bakayım. Tamam anlatıyorum. Şimdi Kamuran'ın midesi bulanınca hastaneye gitmiş. Kızcağız orada bir sürü test yapmışlar. Arada bir de gebelik testi de yapmışlar. E hastanelerde öyle ya ne var ne yok yapıyorlar. Neyse bir bakmışlar testin sonucu pozitif çıkmış. Tabii Kamuran önce buna sevinmiş. Ama sonradan kuşkuları oluşmuş çünkü böyle bir şey hatırlamıyor. E Cemal de hatırlamıyor tabii. Sonra demiş ki acaba hastanede raporlar karışmış olabilir mi? Geldi bana bunu söyledi. Biz de herkesten gizli Kamuran'la gittik yeni bir test yaptırdık. Babaanne hatta bu sabah senden gizlediğim şey de buydu. Yani sonuç olarak Kamuran hamile falan değil. Hastanede raporlar karışmış. Oğlum kız öyle şey. Olmuş işte hamile değil. Hadi canım sen de. Aman, çok şükür çok şükür. He baba bak seninle Kamuran'a kızmana hiç gerek kalmamış. Kızla olan kızmış Kamuran. İyi tamam da o zaman nikahta niye hayır diyor onu anlamadım ki. Şaşkın mı bu kız ya biraz? Vallahi şaşkın. Sude. Neyse biz konumuza dönelim. Ya zaten Kamuran Cemal'le evlenmek istemiyordu. Bak canım. Olur mu kız öyle şey? Ya gerçekten bak. Kızı madem istemiyordu da koskoca astrolüs Sibelcan herkesin içinde istediği zaman şakır şakır niye göbek atıverdi orada ortalığa da oynayıp durdu? E çünkü Cemal'i refüze etmek için. Olur mu lan öyle şey? Ya olur işte. Ya Kamuran zaten Cemal'in onu sevmediğini biliyordu. Başta da hayır demişti ya zaten. E üstüne bir de Hilal de Kemal'e hayır deyince nikahta artık iyice intikam almak için fırsat kolluyordu. Cemal'le evlenmeyi de bu yüzden kabul etti. Yani hamile olsaydı bebek için evlenecekti. E tabii öyle bir şey olmayınca da ben öküzcülere bir şekilde refüze edeyim diye düşündü ve bu yüzden hayır dedi. Ulan ben bak bu hiç inandırıcı değil. Değil valla bence de inandırıcı bence de hiç, değil. Hiç inandırıcı yani, değil. Hiç. Hiç değil. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi ilk bakışta inandırıcı gibi gelmiyor. Doğru. Hı. Yalnız bu planı Kamuran yaptığı için Kamuran'ın mantığıyla, kafasıyla, beyniyle düşünürsek Kamuran böyle bir şey düşünmüş olabilir. O şekil olabilir evet. O yani. Yani bu durumda Kamuran hamile olmadığına göre Cemal'le evlenmek zorunda değil. Ha canım. Mecbur. Evlenecek. Doğru söylüyorsun Yusufcuğum mecbur. Aa olur mu canım sebep? Ya insan istemeye istemeye niye evlensin? Siz dünür olup babaannemin mallarına ortak olacaksınız diye mi yoksa? Ne oldu? Neden sustunuz? Yok canım. Ne susacağız? Ben sadece Kamuran Cemal'e neden hayır dedi onu merak edip durun. Yani bilmiyorum. Anlamadım bir türlü. E başka birini seviyor olamaz mı bu kız? Nasıl yani? O kim o başka sevdiği adam bakalım ha?
Herkese merhaba. Ne oldu ya? Niye bana öyle bakıyorsunuz? Benden mi bahsediyordunuz yoksa? Ne oldu ya? Ya şey, Kamuran bulundu değil mi? İyi değil mi Kamuran ya? Ha? Bir şey olmamış yani kıza. Yani eğer bulduysanız, bizim Kamuran'la biliyorsunuz Yusuf Bey çok yakın bir diyalogumuz var. O yüzden ben kendisiyle kısa da olsa bir görüşme yapmak istiyorum izninizle. Kaan lütfen geç sen. Ben de onu anlatıyordum tam. Sana da anlatırım. Gel otur. Ha. Ya ne olmuş Allah aşkına anlatsana. Niye hayır dedi bu kız ya? Kaan geç işte. Misafirlerimiz de kalkıyordu zaten. Sana ben anlatacağım. Kamuran nerede Hindi? Ben onu en kısa zamanda size getireceğim. Söz veriyorum. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güle güle Yusuf. İyi günler. Pek güle güle. Güle güle. Güle güle. Açık ayı ve sen de oraya. Ya ne oldu ya? Ha, anlatsanıza şimdi şey olayı tatlıya bağladınız değil mi? Yani olaya tatlıya bağlandı. Şimdi Kamuran tahmin edeyim. Kamuran şaşırdı. O yüzden düğünde hayır diyiverdi. Şimdi yeni bir nikah için gün alınacak falan onu organize ediyorsunuz değil mi? Ya Niyazi Bey Allah aşkına anlatın ne oldu? Ya tamam gel öyle otur. Otur sakin ol gel. Gel görüşeceğiz. Allah Allah. Oldu o zaman. İyi günler. Oldu. Tekrar beklemek üzere. İyi günler. Yusuf, Yusuf. Arkadaş, ben hiç anlamadım ya. Şimdi senin kız bizim dişçi Kaan'a mı aşık oluyormuş? Valla ben de anlamadım arkadaş. Pek mi merak ediverdi baksana. Pek bir ilgilenip durdu ya. Yok canım öyle bir şey nereden çıkarıp durunuz? Ozan Yürten bilir değil mi kızım? He yani ben bilirim öyle bir şey olsa. Ben Yamran'ı bulayım, konuşayım. O beni açılır. Şimdi öyle olduysa dişçi bizim Kamuran'la özel olarak ilgileniyordu ya. İşte sponsor oluyordu, dans dersleri vesaire. Demek o sırada yakınlaşıverdilerse, kızın da gönlü kayıverdiyse demek... Saçma saçma konuşma lan üstüne. Tamam lan Yusuf'um, tamam. Her şey ortaya çıkıverecek nasıl olsa. Ya baba, hala konuşup durunuz şunlarla. Zaten refüze olmuşum. Aa. Moralim çok bozuk. He. İnsan refüze olunca nasıl hissediyor anlayıver Hindi. He. Biz ne acılar çektik. Acık da sen çekiver. Ne oluyor ga? Eski defterlerini açın şimdi. Ayıp oluyor ama. Ne ayıp oluyor Dudu? He, ne ayıp oluyor? Biz olunca ayıp olmuyor da sizde olunca mı ayıp oluyor? Yeter gari yeter ya. Aa yürü Yusuf yürü. Tamam, yürü, yürü. Yürü yürü bakalım Esma sen de yürü hadi binin arabaya. Tamam. Ya. Bunlara bak ya bunlara bak ya. Biz nefis olduk bundan sinirleniyor. Acayip bir şey bu ya. Bunu ben de anlamıyorum ya. Hep bundan sinirleniyorum. Baba hala tanıyamadınız şunları. Bir de göz göre göre ateşe atıverecektiniz beni ha. İyi, hadi arabaya haydi haydi. Hadi geç. Ya ne demek Kamuran başka birisine aşık canım? Öyle bir şey olmaz. Olamaz ya mümkün değil. Bakın yani benim Kamuran'la uzun uzun sohbetlerim oldu. Çok derin mevzulara daldık. Mesela bu Cemal'den karşılık alamıyordu. Ben ona şunu söyledim. Sen karşılık alamamana rağmen onu sevmeye devam ediyorsun. O zaman artık bu aşk... Platonik seviyede yaşanmaktadır. Yani şimdi platonik bir seviyede yaşıyorsun sen bu aşkı dedim ben ona. Yani? Yanisi şu. Platonik seviyede aşk yaşayan bir insan gerçek boyuta gelip o gerçek düzlemde gerçek bir aşk yaşayamaz. Anlatabiliyor muyum? Bu mümkün değil. Yani hiçbir kitapta yok böyle bir şey. Mümkün değil. Tamam Kaan'cığım tamam güzel konuşmuşsun da şimdi konuştuğumuz kişinin de Kamuran olduğunu unutmayalım yani. Yani. Yani halaklı. Belki sen bu kızla konuşurken konuşmaların kızda değişik bir etki yarattı. Senin konuşmalarından etkilendi. Kendi kafasında Cemal'i bitirip gene kendi kafasında hiç kimsenin bilmediği başka bir platonik aşka yelken açıverdi. Niyazi, ne güzel konuşup durun. Seller gibi akıyor ağzından kelimeler gari. Yavuz bir siyasetçi olarak ayıptır söylemesi konuşurun. Akıcı konuşma yeteneği genlerimde var. Kaan sen ne diyorsun Niyaz Bey'in bu... akıcı konuşmasına? Böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil yani. Bu da siyasetin alanı değil zaten. Psikoloji Niyazi Bey. Kusura bakmayın. İyi tamam. Bekle ve gör o zaman. Geldin mi? Ne oldu? Tamam gittiler. Yani seni kurtardım sayılır. Ama sende şimdi sıra. Konuştuklarımızı hatırlıyorsun değil mi Kamuran? He. Hepsini hatırlıyorum. Hiçbirini unutmadım vallahi. Emme kafama bir şey takılıyor o. Ne takıldı söyle bakayım. Hindi ben başkasını seviyorum diyeceğim ya.
Evet. Heh, onlar da bana diyecekler ki kimmiş o? Ben ne diyeceğim? Adı bende saklı diyeceksin. Söylemek istemiyorum diyeceksin. Hı? Hı. Tamam öyle diyeceğim. Tamam hadi gidelim de artık şu işten kurtulalım ya hadi. Başıma iş aldım yemin ederim gel. Allah canını almasın. Sen evet. Burada mıydın kız? Evet. Sen burada mıydın kız? Sen burada mıydın hakikaten Kamran? Ay, evet buradaydı. Gül beni buraya saklayıverdi. Zaten babam beni gebertmeye kalkışınca ben buraya kaçmıyor mu? Kaçıyorum. Aynı onun gibi bir şey oldu işte. Kamran hadi anlat Cemal'e neden hayır dediğini nikahta. Herkes bilsin. Onlar da duysun. Deyiveren. Ben artık Cemal'i sevmiyorum. Başka birini seviyorum. Ne? Aa. Kimi seviyorsun kız? Kimi seviyorsun kız hakikaten? Ben de merak ettim bak. Yani ben bile merak ettim. Durum o derece yani. Ay vallahi hiç ısrar etmeyin. Söylemem. Niye? Çünkü o daha bunu bilmiyorum. Kendim aklına gelebilirdi sevdiğin kızım. Biz nikah salonlarına kadar götürüveydin. Oralarda bekledik, yoruluveydik. Niye daha önce düşünemiyorsun sen bunları? Refüz ettim. Refüz ettim onları. Bütün intikamımı alıverdim. Ya babaanneciğim ben sana bu konuyu anlatmıştım. Hatırlamıyor musun? Unuttun mu? Anlattın mı sen bana? Ya tamam canım unutmuş işte. Tamam babaanne. Neyse biz sizin izninizi isteyelim. Kaan sen Kamran'la konuşmak istiyordun. İstersen al onu götür muayenehaneye. Benim de küçük bir işim var. Sonra geleceğim yanınıza. Şimdi sen nereye gidiyorsun kızım? Babaanne onu da anlatmıştım sana. Onu da unutmuşsun. Bunu da unutuveymişim işte. Ben böyle bazen unutuveyiyorum. Aklımdan çıkıp gidiyor gari. Niyazim. Ama seni hiç unutmayayım. Sen hep aklındasın benim. Olsun olsun. Bunlar önemli şeyler değil. Ufak tefek şeyler. Unutuluğu gider. Ay olsun babaanneciğim dert etme sen. Sen Niyazi Bey'e olan aşkını hatırlıyorsun ya mühim olan bu. Unutmayayım, unutmayayım. Neyse hadi tamam hadi. Kamran gidelim. Hadi. Ben de sizinle çıkayım bari. O zaman ben de geliverem de benim araba senin arabanın arkasında. Ben çıkmazsam sen çıkamazsın. Önce ben çıkam sonra sen çıkarsın. Tamam Niyazi azıcık bekle. Ben de toparlan hem de ben de geleceğim senden galibin. Kayfayı da daha götür. İşim var orada. İyi hadi bakalım hadi. İyi günler Nihan Hanım. İyi günler. Hadi bakayım. Abla ya. Farkında mısın? Biz geldiğimizden beri iyice arttı babaannemin hastalığı. Ay farkındayım. Farkında olmaz mıyım? Ya ben de çok üzülüyorum da. İlaçlarını veriyoruz daha ne yapalım bilemedim. Yani bence ona ciddi bir heyecan yaşatmamız lazım. Daha ne heyecan yaşatacağız Besude? Kadının hayatında her gün bir heyecan, her gün bir aksiyon bu köyde. Arkadaş ben zaten Yağmur'un hayır diyeceğini hissediverdim. Hem bir hisset de düzgün hisset de arkadan böyle sinsi sinsi. Tamam hissediyorsun sen. Evet hissettin. Hissetti abi. Valla bence Hikmet doğru söyleyip duruyor. Ha ne demişler? Perşembenin girişi çarşambadan belli olup duruyor. Doğru. Benim hindi aklıma gelip duruyor. Siz ne çabuk unutuverdiniz lan? Bu Kamuran Gayfe'nin önüne gelip bizim Cimal'e Cemal artık ben seni sevmiyorum demedi miydi? Ben artık seni sevmiyorum çünkü aslında ben senin benim beynimde oluşan resmini olan hislerimi seviyorum. Hakikaten dediydi la. Değil mi arkadaşlar? Demedi miydi? Dediydi. Hind hatırlayamadık valla. Dedi. Doğru. Doğru. Bence Kamuran o zamandan beri rol yapıyor. Doğru. Tabii. Olayı da nikah masasına getiriverdi ki hayır diyerekten Cimal'den intikamını alıversin. Bu da doğru olabilir. İyi de arkadaş da ortada bir çocuk var çocuk. Çocuk ne olacak? Onu devresiniz beni bir o ya. Bu da doğru. Değerler arkadaş. Karnında bebesi var. Evet. Kamuran bu ya. Bebe olduğunu bir an için unutuvermişti gari yani. Anam! Ula arkadaş! Bu Kamuran Sultan Ana'nın torunu ol demesin. Doğru diyor lan. Hatta bu unutkanlık Sultan Ana'dan bizim Kamuran'ın ürsi olarak geçmiş olur. Doğru deyip dur lan. Aha iyi insan lafın üstüne geldi. Sultan'a. Sultan'a hoş geliverdin. Hoş geldin Sultan Ana. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim gayet. Sizler nasılsınız? İyiyiz vallahi. Osman, senden azıcık işim var. Geliver bakayım. Hayırdır be Sultan Ana?
Et alıvereceğim senden, hadi yürü kalk. Sen neden zahmet ettin buralara kadar geldin? Devesedin mi? Eve getiriverelim Sultan Ana'ya. Seçivereceğim ben Osman, bir de sana laf mı yetiştireceğim Hinci durup dururken? Yürü gari yürü, çok konuşuyorsun be. Hadi hadi be. Hadi hadi. Lütfen. Buyur. Hadi bakalım. Ne edip durmuş lan? Yani ya ne edeyim şimdi, Gamuran karnında bebeğiyle cimalaya dedi ya. Şimdi işte Gamuran indi, ne boğayacak onu düşünüp dururuz. Lan oğlum, Kamuran hamile değilmiş ya. Ha? Nasıl yani? Ya hastanede raporlar karışıvermiş. Bu da madem hamile değilim, Cemal'den intikam alıveren demiş. Bravo! Dedim ben sana. Dedim mi, dedim mi, dedim mi? Dedim, dedim. Tamam lan, sakin ol. Ben de dedim ya. Tamam, senin dediğin, ben de dedim. Tamam, ver lan elini öpen barışak. Oh, tamam lan, dediniz. Susun. Sultan Ana, nasıl bir et ediveren? Kuşbaşı, kavurma, et sote, yani nasıl bir şey istiyorsun? Seneden çok ciddi bir şey konuşacağım gari. Emme bu aramızda kalmayacak. Tamam Sultan Ana. Beni bak, bir kişiye bile söylersen kirana zam yapıveririm. 3 senedir aynı kirada oturuyor. Tamam Sultan Ana, ben kimselere bir şey demem. Sen konuş bakalım hele bir. Sen Hindi, evini Cemal'a kiraya verdin değil mi? Evlenince orada oturacaktı. Cemal artık evlenmiyorum. Diyeceksin ki ben senden evi geri alıyorum gari. Sultan Ana, Cemal'e ayıp olmasın ga? Niye ayıp olsun lan? Başka birine kiraya verdim diyeceksin. Sen nasıl olsa evlenmiyorum Cemal diyeceksin. Ben çocuğuna bir konuşuvereyim. Ondan sonra senin dönü vereyim. Kesin söz ondan sonra vereyim. Olur mu Sultan Ana? Osman değiyor. Buyur Sultan Ana, buyur. Sen bu dükkana kaç para kira veriyorsun? 250 gayme veriyorum, biriktiriyorum. Evini kaç para kiraya veriverdin? Cemal'e 250 gayme verdim. Cemal'den alıyorum, seni veriyorum. Ha. Şimdi ben bu dükkana 500 gayme istiyorum gari. Yapma Sultan Ana. Mahvedersin beni. Vurdu verirsin vallahi ya. Lan, bu dükkanın ederi bu. Köşede dükkan, caddenin üstünde. Emme değiyor sanki. Sultan Ana, ben evimi Hindi kime kiraya vereceğim? Onu da bana bırakacaksın gari. Ben işi hallederim. Anladın değil mi Osman? Anladım. Anladım Sultan Ana. Anladım. Hadi bakayım. Hayırlı işler. Sağ ol Sultan Ana. Akideş, bu Sultan Ana Cemal'den ne alıp veremediği var ya. Çok kötü takmış bu Cemal'i ya. Hayatım. Of, sonunda atlattık. Evet ya, sonunda. Gel geç. Ne dedi sizinkiler? Şok oldular. Yiyecek hiçbir şey bulamadılar. Şahane plan yapmışsın. Hem Yusuf amcalar, hem bizimkiler, hem Kamuran. Hepsi kilitlendi kaldı. Farkına varmadan da Kaan'ı da ateşe atıverdin. O şahane oldu işte. Of, iyi oldu ona ya. O Kamuran'la beraber bizi ayırmak için plan yapıyordu. Asıl plan nasıl yapılır görsün bakalım. İyi tamam, hadi çıkalım artık, acele et. Daha bir sürü işimiz var. Evleneceğiz. Gizli gizli. Ama her şeyimiz de tam olacak. Evet. Ay Cemal, daha gelinlik siparişini vereceğiz. Bu evin eksiklerini tamamlayacağız. Neyse, Allah'tan kınamı yaptırdım da. O oldu. Bak. Biliyorum. Hadi öp. Hadi. Neyse, bu sefer sen önden çık, ben sonradan geleyim. Şu caminin oradaki sokakta buluşuruz, tamam mı? Tamam. Sen nasıl istiyorsan bir tane. Kamuran, ah
Ya bana bunu nasıl yaparsın ya? Bunu bana nasıl yaparsın Kamuran? Yani bir çuval inciri berbat ettin ya. Ben siz evlenin diye atmadığım takla kalmadı. Bak en sonunda halime bak ya. Neler geldi başıma, ben ölüyordum kızım. Sen gitmişsin nikah masasında hayır diyorsun. Hayır. Niye? Hamile değilmiş. Aman ne güzel. Hamile değilsen değilsin yani. Evet desen ölür müsün? Ölecektim. Ya neye ölecektin ya? Neye ölecektin Kamuran ya? Ya Gan. Gül hamilelik yalanını uydurduğumu öğrenince beni tehdit ediverdi. Her şeyi bilip durup babama her şeyi anlatacaktı. O zaman baban da beni öldürecekti. Sonra da Gonya'ya gönderip beni buralardan ayıracaktı. Ben de mahkum yemiş, suçlu gibi memleketimi bir daha göremeyeceydi. Ne yapayım, ben de bir seçim yapmak zorunda kaldım. Cem'ini zaten kaybettim. Bir de ailemi, memleketimi kaybetseydim. Kaan, ben Cemal'i çok seviyorum. Sen nikah masasına oturup da orada hayır demek ne demek bilip durur mu sen? Tamam, tamam. Tamam, affedersin. Biliyor musun Kaan? Kaan! Tamam, affedersin. Tamam bak, ben sana şey yaptım. Çok yanlış sözler söyledim. Hadi bakayım artık. Artık sil gözünün yaşını bakayım. Hadi. Ağlama bakayım. Hadi tamam. Geçecek. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Tamam mı? Lan! Erişte! Cezanı vermesin, ayağımını alsın da ya. Lan! Bir dakika. Bir dakika. Gel lan gel. Gel bakalım. Ne yapıyorsunuz lan burada? Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bünyamin, ne yapacağız? Kız manyak. Kayınbağam dişlerini döktü de buraya dişlerini yaptırmaya mı geldin yoksa? Ay yok valla, daha bunu görmedim ben. Bak ya. Ağam bak. Bana bir taktiği kullandırma, zorlama bak. Çok kötü, fena oluyor. Çekil bak. Bünyamin. Gerçekten sohbet ediyorduk bak. Ne? Şiddetin sırası değil. Sohbete bak ya. Böyle sohbet mi olur ya? Ha? Ne oldu şeyde, nikahta nasıl kaçtığımı anlatıyordu sana sarmaş dolaş. Ya ne alakası var Bünyamin, görmüyor musun bak? Kızcağız ağlıyor. Teselli aramış, buraya geldi. Ya oğlum sağ mı kaldı teselli? Biz her yerde bunu arıyoruz. Biz teselli ederiz ya, Allah Allah. Gel şuraya. Gel şuraya hemen. Bünyamin yalnız kıza zarar vermeyin ha, olur mu? Oğlum sağ mı kaldı? Sağ ne ya zarar vermek falan? Zaten kaçak gelini almışsın, zapt etmişsin. Bir de yetmez gibi sarılmışsın kan bak. Vallahi billahi yılanı vururum ağzına. Çekil hele. Gel şöyle. Allah'a billahi. Dur, dur. Allah'a vururum dükkanı yıkar. Çıkmasın. Yılmasın. Bana bak lan yalı, yürüyerek gelirsin sen değil mi? Çabuk yürüyerek gel arkamıza. Çabuk. Geç. İnşallah. Katil edersin biz ya. Bünyamin. Bünyamin. Konuşma, sağ ne ya? Ay. Ay ne oluyor ya? Ya biz bir plan yaptık. Şimdi Gül gelecekti. Kamuran'ı buradan alıp babasıyla barışmaya götürecekti. Ama ondan önce bu şey geldi. Bu klinik vaka aldı kızı götürdü. Allah Allah. İyi de ben Gül'ü gördüm. Cemal'le gidiyorlardı. Yok canım, Gül buraya gelecekti. Yanlış görmüşsün. Ay evet, Gül'dü. Gül'ü gördü. Emin misin? Gül'ü, evet. Cemal'le Gül'ü gördü. Evet, çok eminim. Arabasında birlikte gitti. Beraber bir yere gidiyorlardı. Evet, birliktelerdi. Ya! Bu ne ya? Bu ne ya? Ne oluyor yani? Allah Allah! Hayret bir şey ya! Ne demek Cemal'le Gül bir yere gidiyorlardı? Ne demek yani? Nereye gidiyorlarmış? Demek Cemal'le gidiyorlardı, öyle mi? Çok güzel. Ay kötü mü ettin? Yok yok, çok güzel, çok güzel. Çok güzel ettin. Görüşürüz. Vallahi aklım almıyor. Demek Gamur'un dişi de gönlü varmış da bizim haberimiz yokmuş. Tevekkülü değil. Gerçi ben bunları dişçinin üç katında sıkı fıkı dans ederken yakalamıştım da konduramamıştım.
Hadi aklım karışık et. Hiç aklın karışmasın baba. Hatırlayıver. Dişçi yılbaşında abama nahbukada böyle bir kocaman bileklik almamış mıydı? Aralarında duygusal bir şey olmasa nahbukada böyle kocaman bilekliği niye alıversin? Lan nana neye konuştum ha? Ya baba ebat belirtmek için öyle yapıverdim. Sen naha takılma hem bilekliğe takıl. He baba hem yılbaşında kürkle telefon da alıvermişti Kamuran abama. Yani siz şimdi buna işi pişiriverdiler diyorsunuz yani. Yok öyle bir şey baba ya. Olsa ben bilirim. Çocukla öyle demiyor ama. Hem bir düşünsenize. Eniştem dişçiyi niye dövüverdi? Mesaj yazdığı için. Ne alakası var le? Bana mesaj attığı için dövüverdi enişten. Allah Allah. Çok alakası var işte. Enişten baktı telefona. Mesajı sana yazıyordu sandı. Ondan sonra gitti adamı benzetiverdi. Demek artık ne mesajlar varsa. Vallahi Kemal haklı baba. Yani eniştem öldürüverecekti Kaan abiyi. Yani ne türlü mesajlar atıverdiyse artık kıskançlık krizlerine giriverdi. Vallahi öyle bir şey varsa ben dişçiye hayır deme. Okumuş, görmüş, geçirmiş, terbiyeli çocuk. Hem Ankara'da da tanıdıkları falan var. Kamuran evden kaçtığında bakanlıkların iyi marayı verdiydi ya. Ama abartıverdiniz ha. Ne abarteceğiz kız? Her şey ortada işte. Bunlar işi bişiri vermişler. Bu da bize söyleyememiş. Önce bir emin oluveren de ondan sonra konuşuruz. Oluverem de sen şunun ağzını bir arayı ver bakalım. Ya enişte duruyor. Yalanı kopuyor. Otsun da otuz. Ne oluyor Elin oda? Ağzın dilin kopsun. Hatta ortadan ikiye ayrıldı. Şey yapma bunu buldum ya. Yürü, yürü şu. Ya şuraya. Bak. Nerede buldun lan bunu? İçici. Dişçiyle dal dala buldum. Ne? Ya. Sus kız. Sıyrık. Yağlı yoğurtlu bir de. Vallahi bu benim katil edecek kayınbaba ya. Geçiyordum şans eseri böyle muhtarlığın önünden dişçiyle sarmaş dolaş dal dala gördüm ya. Ya baba o beni iyi etmek için uğraşıp durdu ya. Hey. İyi derken yani moralimi yani. Bana şefkat gösterip durdu. Kamuran. Hemen odana geç. Odama mı? Evet odana geç. Bak kararımı değiştirmeden odana geç. Ay tamam geç gidiyorum. Ay baba. Bursa. Bırak ya bırak sen de koşuyor. Ya siz anlamıyorsunuz. Ben anlamadım. Büyülendiniz mi? Nedir yani? Şey diyorum ya. Dal dala diyorum. Baş başa gördüm diyorum ya. Tamam Bünyamin tamam. Otur bakalım öyle. Otur. İşler değişiverdi. Ya ne işi değişti? Ne oldu? Gözünüzü seveyim otur, ya. Otur Bünyamin otur. Beni ver bak. Hastane raporları karıştırıvermiş. Bunlar da nikahtan önce bunu öğrenmişler. Kamuran hamile değil. Anladın mı? Ha. Bunun da Cemal'de zaten gönlü yokmuş ama hamileyim diye evlenmeye kalkmış. Durum böyle olunca bu da demiş ki madem ki hamile değilim ben de intikam olsun diye hayır diyeceğim demiş. Vay arkadaş ya. Demek hamile değilmiş ha. Helal olsun valla. Yalnız üstü bitti o zaman. Ama bunun gönlü başka birinde. Kimmiş yine ya? Biz dişçiden şüphelen dursun. Dişçi mi? Vallahi mı? Diş... Ulan tabi tabi. Dişçi tabi. Anladım ben ya. Dolanıp dururlardı zaten verir böyle. Yakınlarında dolanıp dururdu. Dişçi tabi. Neyse. Pek üstüne gitmeyeyim. Utanıyoruz artık. Nurten. Sen bir git de şunun ağzını bir arayıver bakalım. Hadi. Nurten ağzına bak. Şu dişi falan var mıymış dişçiye gönderirsiniz. Ya. Yaptığını beğendin mi ha? Sen artık Cemal'i unut. Bağıra bağıra dişinin üstüne kalıversin. Sahi mi diyorsun kız abla? He sahi diyorum. Gülsen'i kandırmadan düşüneydin. Kandırmadı abla. Tete dedi verdi. Ben bu hakları etmeseydim babam beni gebertecekti. Yarın da Konya'ya gönderecekti. Sen de çömük yoluna gidivereceydin. Fatma'dan çiş aldığımızı da bilip duru o gül. Senin bu işlerde parmağın olduğunu da bilip duru. Rezil rüsva olacaktık vallahi. Tüh. İyi kız iyi kurtarıvermişiz ha. Ben de yenecektim ha. He işine gelince böyle oluyor değil mi? Sus kız sana yardım eden de kabahat namkör. Aba. Hı. Şimdi bu dişçi meselesi ne olacak? Bilmiyorum vallahi ben senin işine karışmam. Aslında Kaan da fena çocuk değil hem de. Yani Cemal'ın da yüzüne bakamam artık. Sonuçta biliyor ona hamilelik yalanı söylediğimizi. Senin dinek yeni yerine gelin güvey oluveriyorsun. Dişçinin hiçbir şeyden haberi yok.
Beni bak, dışarıdakiler haber bekliyor. Ona şimdi dişçiyi seviyor mu sevmiyor mu diye soru verecekler. Ne diyeceğim ben onlara, onu söylesen bana. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum ben artık. Kafam karışıverdi ya. Olmayan şey karışmaz Gamuran. Söyleyiver hadi. Ne diyeceğim? Ay bilmiyorum baba ya. Tamam ben ortaya karışık bir şeyler söyleyivereceğim o zaman. Ya ortaya karışık da neyin? Uyduracağım bir şeyler tamam. Ne dedi? Geveliverdi işte ya. Hayır da demedi, var da demedi, yok da demedi. İşte bilmiyorum dedi. Utanıyorum. Bu kız kesin utanıyor. Kim? Gamuran mı utanıyor? Ha. Utanıyorum. Utanıyorum, utanıyorum kesin. Ya vallahi siz başka Gamuran'dan falan mı bahsediyorsunuz? Ben anlamadım. Neyi utanıyor ya bu? Kardeşim tanırım ben. Kesin utanıyorum. Ay Nurten niye ben aile bireyleri yanında dürtülüyorum yine ya? Anlamadım yani. Utanıyorsun utanıyor. Ben niye dürtüldüm şu anda yine? Tamam ben bağırışmam. Bağırışmam. Şimdi yanlış bir şey yapmayayım da o da salak salak bir şeyler yapmasın. He. Sütten ağzımız yanıverdi. Bu sefer yoğurdu hüfiyerek yiyiverem. Öyle. He. Öyle yapıverem. Evet artık tecrübelendik. Yanlış bir şey yapmayayım da doğru şeyle olsun. Nerede bu kız ya? Allah'ım yarabbim. Şimdi işin yoksa Muğla kazansan kepçe ara bakalım kahretsen. Bu mudur yani? Hep budur Gül. Ya Cemal ben böyle bir şey istemiyorum ki. Yani benim istediğim bu değil. Böyle klasik olmamalı yani. Yani tamam Gül. Sen de haklısın da burası da İstanbul değil. Yani elimizde seçenekler az. Elimizde olanla da yetinmek zorundayız. Sen bir şans ver içeriye de bakalım. Belki hoşuna giden bir model çıkar, bir şeyler beğenirsin. Ha? Hadi. Hadi gel gel. İyi peki ama bu değil. Tamam o değil, tamam. Bu da değil. Merhabalar. Ya şu öndeki modeller dışında başka bir model var mı elinizde? Kataloğdan bakabilirsiniz isterseniz. Buradan yardımcı olayım. Neylerden? Kataloğdan. Canım kataloğum dedi. Evet kataloğu dedi yani. Şu an işte varmış boşuna üzülmüşsün. Başka modeller de varmış. Hadi bak. Peki tamam gel birlikte bakalım. Tamam. Bunlardan beğenip sipariş üstüne getiririz. Tamam. Yalnız bizim çok vaktimiz yok. En fazla 2 günümüz var. O zaman sadece bundan beğenmeniz gerekecek. Diğerleri yetişmez. İyi tamam. Doğru kataloğu seçmişsin zaten. Yok çok çiçekli. Ha orada. Gül'ün arabası değil mi şu? Nur, bunun arabası. Elbet buraya geleceksiniz siz. Elbet geleceksiniz. Ya bu çok taşlı ya. Ya bu da çok fırfırlı. Fırfırlı mı? Evet. Baksana böyle buraları buraları falan fırfır dolu. Evet. Olmaz. Bu çok sade. Hı? Yok. Yok. Ah. Aa. Cemal. Ya bak bu çok güzel ya. Ay ben bunu çok beğendim. Bak kuyruğu falan da arkadan. Aa. Evet. De. Gül. Nasıl? Bu pek bir gelinlik gibi değil sanki. Niye Cemal ya? Gayet gelinlik işte bak. Kuyruğu falan. Hem ben sana dedim ya böyle klasik bir şey istemiyorum yani. Bu da çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Evet. Hiç klasik değil zaten. Şimdi bu olursa ben bunun kuyruğundan tutarım diyeceğim. Kuyruğunu tutarsan zaten önü yok. Önü de olmadığı için böyle bir garip bir görüntü olmayacak mı? Zaten öyle demode demode arkamdan gelme. Öyle kuyruğumu falan tutma. Onun yerine yanımdan yürü. Elimi tut. Gözlerimin içine bak sıcacık. Ben de sana tekrar aşık olayım.
Olmaz mı? Olur. Peki. Madem sen öyle istiyorsun. Pardon. Bakabilir misiniz? Buyurun. Bunun fiyatı nedir acaba? Şimdi özel sipariş olduğu için kiralama yapamıyoruz. Satın almanız gerekecek. Evet. Biz de zaten satın alacağız. Yani. En son 2750 olur. Aa, çok iyi. Ben daha fazla bekliyordum. Cemal değil mi? Çok iyi yani. Çok uygun. Evet. Çok iyiymiş. Peki o zaman bunu alıyoruz. Yani. İyi hadi bir de sana damatlık bakalım. Benim damatlığım var ya Gül, evde duruyor. Hem de az kullanılmış. Kamuran'a giydiğin damatlıktan bahsetmiyorsun değil mi Cemal? Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapıyor oğlum, lütfen. Yani açıkçası Kamuran'a giydiğim damatlığı diyordum. Ve şaka yapmıyordum ama... Ya nesi var Gül? Damatlık işte. Hem bir daha nerede giyeceğim onu? Ziyan olacak, yazık ya. Ha Cemal saçmalama ya. Cemal saçmalama lütfen. Aman ya. Hayır istemiyorum. Sen onu git birine hediye et lütfen. Ben yeni bir şey olsun istiyorum ya. Pis enerjisini istemiyorum ben ya. Pis mi? Evet pis. Hadi gel bakalım. Ya Gül, bu kadın bize faturayı verdi de ben faturayı nereye koydum? Bir dursana. Ceplerimdedir. Ya Gül, şunu bir tutsana. Yalnız dikkat et, içinde servet yatıyor. Cemal, bir dakika yani ne demek istiyorsun? Çok mu pahalı geldi? Ha yok, pahalılığından değil ya. Nasıl olsa 10 taksit. 10 taksit, 350-350 ödeyeceğiz işte. Evlenmiyor musun işte? İnsan evlenince ne yapar? Borç öder. Böylelikle hayatın zorluklarına birlikte göğüs germeye öğrenir. Sen var ya bir tanesin. Gül. Kaan'ın arabası değil mi o? Aa, evet. Ne arıyor orada? Bizi mi takip etti acaba? Yani sanmam. Takip ediyor olsa arkamızda olur. Bu adam önümüzde. O büyük ihtimalle senin arabanı gördü. Onu gözlüyor. Yalnız atlatmamız lazım. Nasıl yapacağız onu? Şimdi sen git. Arabaya bin. Trafikte atlat. Ben de burada bekleyeyim. Beni tekrar buradan alırsın. Ne yapacağız başka? İyi tamam. Tamam merak etme. Tamam ben halledeceğim. Yalnız sen saklan tamam mı? Bak görmesin seni. Al şunu da ıslanma. Hadi. Hadi kaç. Kaçayım mı? Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. İşlerim vardı. Asıl sen ne yapıyorsun? Benim de işlerim var. Burada. Ne? Burada. Hayır yani burada değil. Burada yani gidiyordum. Bir telefon geldi de araba kullanırken telefonla konuşmuyorum biliyorsun. Hemen sağa çektim. Yani sana da tavsiye ederim kesinlikle araba kullanırken telefonla konuşmayın. Teşekkür ederim Kaan. Kamu spotu gibisin. Sağ ol yani. Sen sağ ol. Eğer işim bittiyse istersen seni bırakabilirim yani hazır araba da var. Yok sağ ol benim arabam burada. Aa nerede? Hani? Kaan hemen şurada önünde görmüyor musun? Aa şey araban hiç fark etmemişim ya. Fark etmedin. Yok yok. Neyse tamam o zaman ben gidiyorum görüşürüz. Şu Atatürk heykelinin sol tarafında bir işim var. Oradan da köye döneceğim. Heykelin sol tarafı. Tamam. Bu arada Kamuran nerede? Kamuran ne bileyim belki. Sen gelip Kamuran'ı alacaktın ama Bünyamin senden önce davrandı. Geldi onu götürdü ama iyiymiş. Evde düşünüyormuş işte sakin. Tamam hadi görüşürüz. Ne güzel tesadüf oldu değil mi? Ya sorma. Telefonla konuşma araba kullanırken aman. Yok asla. Tabii. Hadi görüşürüz.
Bak sen şu düşeceğe ya. Hadi bakalım Kaan. Şimdi de takip et. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neredesin sen ya? Çekilir misin? Çekil, çekil, çekil. Taraf taraf, hadi hadi çekil, uzatma. Hadi. Hayret bir şey ya. Nereye gitti bu ya? Çabuk atlatmışsın. E tabi canım. Zaten bu işler benden sorulur Cemal. Ben İstanbul'dayken offroad yarışlarına katılmıştım biliyor musun? O zaman seni traktörle tarlaya sokmak lazım değil mi? Neden? E ondan hala offroad mu olur? ne yapmış Kaan? Arabayı mı gözlüyormuş? Kesin öyleydi Cemal. Çünkü gittiğimde bayağı bir şaşırdı. Yalnız Cemal biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü peşimizde dedektif gadget var yani. Ya şu ileride çok güzel bir tane mağaza var. Böyle çok şirin ev eşyaları satıyor. Evimize bir şeyler almak istiyorum. Evimize? Evet. Evimize. Bizim evimize. Kulağa çok hoş gelmiyor mu? Geliyor. Evimize. Gül, bütün Muğla'yı buraya taşıyacağımıza Muğla'dan ev tutsaydık daha kolay olacaktı. Kızdın mı yoksa sen bana? Ben sana kızabilir miyim? Hem de evimizde. Topum. Dün Mardi'ye geldim ama ortam çok sessiz ve sakin. Ne oluyor böyle? Ne oluyor? Bu bir soru. Mevlütlü düğünlerden mi yoksa? Ha, yok yok doktor hanım. Nur topum. Hayır, bana doktor hanım deme. Aynı mahde. Aradaki bu sert, kalın resmiyet duvarlarını yıkalım, kaldıralım. Seni samimiyete davet ediyorum, bileyim. Düğün müğün olmadı, nikah da yok yani, yok. Niye? Ya bizim Yağmur'un hamilelik meselesinden. Onu böyle köşeye sıkıştırıverdiler. Nikah da mecburen hayır dedi. Şaştım kaldım vallahi. Neyse biz yemek yiyip dururuz yukarıda. Sen de gelmişken buyur biz de yemek yersin. Tamam. Bu hamilelik meselesini yalnız kimselere bir şey konuşma yani. Hayır sorun yok, sorun yok. Olmayan kaynanam beni seviyormuş demeyeceğim. Pozitif düşünerek gelecekte beni kaynanam çok sevecek diyeceğim. Hadi. Aynıma Hanım geliverdi. İyi akşamlar. Böyle oturuversen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Durun, durun. Bir dakika. Kendimi kırmızı halıda gibi hissettim. Bu Hollywood artistleri gibi yakışıklılar. Sizin mi? Bu 4 numara Kemal. Bu da 5 numara Tarkan. Maşallah. Maşallah. Ne bakıyorsun? İşte vallahi seni çok seviyorum. Ne var? Helal olsun. Sen kalk. Nihal'e kılık değiştirt. Evin içine kadar sok. Gerizekalı Nihal Hanım değil o. Benim ruh doktoru var ya o. Şey, Aymen'in ne hanımı. Nasıl ya? Aynı Nihal.
Aynı Nihal değil, aymanınla benziyor. Giyemeyen ağzına vuracağım makine. Konuşturma beni. Doktor hanım, hoş geldiniz. Siz de bizle keydirmez misiniz? Ayten, kızım, hadi bir tabak daha getiriver evladım, hadi. He, tamam baba, düşünemedim ben. Duydum ki düğün olmamış, öyle mi? He, nikah olmadı ki düğün olsun. Neyse canım, neyse, neyse. O kapkara umutsuzluk seline kapılıp gitmiyoruz. Çünkü her işte ne var? Hayır. Bir hayır var. He, öyle tabii. Her şeye kısmet. Değil mi, değil mi? Teşekkür ederim. Bünyamin, sen nasılsın? Anlat. Ben iyiyim ya, iyi oldum. Biraz daha psikolojim yerine geldi. Hem böyle bir nefes almaya başladım. Hafif rahatladım. Arabayı komple alabilirsem inşallah daha rahatlayacağım inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık, vallahi pek güzel olmuş. Artmazsa yetmezmiş, bayağı da artıverdi. Afiyet olsun. Görüyorsunuz değil mi? Bak, yemek de bitti. Gülsüm halen ortalarda yok. Nerede olduğunu bilen var mı içinizde? Bana mesaj yazdı babaanne. Dışarıdaymış, dolaşıyormuş. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Niye yalnız kalacağıymış? He? Bugün Cemal evlenmedi, neredeyse zil takıp oynayacaktı. Akşam olunca mı yalnız kalmaya ihtiyacı oluvermiş bunun? Yani işte, akşam oldu, hüzünlendim ben yine durumları. Bu kız bir şeyler çeviriyor, bir atlığa karıştırıyor. Bir atlığa karıştırıyor. Ben bunu bilir, bunu derin gari. Bunu kulağınızın arkasına yazıverin. Ya tamam Sultan kız. Sen de bu kadar üstüne gitme Gül'ün. Acık rahat bırak kızı. Acık rahat bırak eve. Ben anlamam gari. Neredeyse alıp bulun getirin onu gari. Evde otursun, evde halini versin. O kadar. Tamam. Tamam babaanne, ben bulurum onu şimdi. He, ben de kalkıyordum zaten. O zaman beraber gidem. İsterseniz bulup getiriveren Gül'ü. İyi olur Niyazi dedeciğim. Hadi elinize sağlık tekrar. Güle güle Niyazi'm, güle güle, güle güle. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Sağ ol, hadi gidelim. Ha, bir şey soracağım ya. Neredeymiş bu Gül, bilip durun mu? Ha yok, bilmiyorum. Babaannem telaş yapmasın diye öyle söyledim. Bir de ne zamandır baş başa kalmadık. Bahane uydurdum. Doğru de, vallahi ne diyeyim bilemedim şimdi. Ya olayla öyle bir karışıverdi ki milletin derdiyle uğraşmaktan kendi derdimize derman olamıyoruz. Doğru söylüyorsun. Ne yapalım? Azmağa gidelim mi? Ha? Masa kurulmuştur orada, türküler falan. Olur, olur, pek güzel olur. Yalnız o zaman sen Gül'e mesaj at, o da oraya gelsin. Hem eve birlikte dönersiniz, Sultan Ana da fazla kıllanmamış olur. Doğru söylüyorsun ya, iyi düşündün. Tamam, ben hemen Gül'e mesaj atarım. Ay, arabanın arkasında da hala Bünyamin yazıyor ya. Yazık, ne yapıyordur ki kulakları çınlasın. Anam! Ne oluyor? Anam kulağın nasıl çınlıyor ya? Mızrak gibi vallahi. Kulak çınladığı zaman halk arasında biri car 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 seni tutup bir o yana bir bu yana çekiştiriyor derler ama kulak çınlaması nedir? Hayra alamet değildir. Tansiyona da delalet olabilir. Dikkat. Gülten, tansiyon ben anladım. Anladım tansiyon, kesin tansiyon. Şşş, dur, dur, dur. Bayılın, işte, bayılın. Su iç lan, su, su, su. Elinden su, mi? Su, sıfır, su, tansiyon su. Soracağım. Gülten, gülten. Gülten, bayılın. İyi misin? Bir dakika. Kaçtı, üç müydü? İyiyim. İyi misin? Tamam mıdır? İyiyim, görüntü geldi, iyiyim ya. Aa, o zaman küçük, basit bir şey. Küçük küçük iyi ya. Nerede kalmıştık? Ah,
Kurban olurum, kurban olurum size. Ne kadar güzel dinliyordunuz. Siz de o kadar güzel anlatıp durdunuz ki ondan. Ah, evet, nerede kalmıştık? Düşünceler kelebekler gibi uçtu gitti. Unuttum. Yani Yusuf Bey araya o kadar laf kattırıverince unutuverdin tabii. Aa, hayır, hayır. Yusuf Bey'e laf yok. O gerçek bir toprak ağası gibi. Buram buram toprak kokan yurdum insanı. Anne baba, sen bir de babamı gençken görecektin. Fenaydı o, fena. Sus lan, sus. Aa, gençken mi görecektim? Hmm, kulaklarını çekeceğim senin. Ama baban hala genç. Sadece biraz saçlar beyazlamış, hepsi o. Seni hınzır, sen de babana benzemişsin. Pek yakışıklısın, pek tatlısın. Tevhidim de. Yusuf. Yusuf. Neyin dalıp gidiverdin öyle? Lan hakikaten Rahim baba o kadar derinlere dalma. Dikkat et yani, vurgun yersin. Dediniz. Dediniz de kalıverdik. Oradan devam ediveren. Aa evet, evet dedem. Teşekkür ederim. Ben o günlüğü bulup ne yaptım? Bir 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 okudum. Evet, dedem gerçekten yatağın ve civar köylerde görev yapmış. Hak etme kız. Evet, meleğim. Ben buraları keşfettim ya. Göçmen kuşlar uçar. Mevsimler değişir ama ben hayır. Asla gitmem buralardan. Neyse o zaman. Aynaman abla. Sen ayıp olmazsa ben kaçam. Nereye lan? Aşağı iniyorum abla. Yatacağım. Hadi bakalım. Baba. Baba. Hadi iyi geceler. Güle güle. Güle güle. Nerede kalmıştık? Buğda. Artık hep buğda galı verecekmiş. Aynama hanım. Ah, evet. Çok sevdim.